İyi akşamlar. Kral Çıplak programında Türkiye ekonomisini konuşacağız. Umarım iyi şeyler söyleyebiliriz. Durum pek öyle göstermiyor ama. Fakat bakalım neler konuşabileceğiz bu programda. Sırmalar saçar, altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Milli mücadeleye destek olmak için canı pahasına savaşan Karakol Cemiyeti'nden Yeni Bahçeli Şükrü'ye, Hamza grubundan Yüzbaşı Seyfettin'e, Mim Mim grubundan Top Kapılı Mehmet Şambaz'a selam olsun. İmalat-ı Harbiye'den Eyüp Bey'e, Berzenci grubundan Ahmet Berzenci'ye, Ferhat grubundan Mustafa İzzet'e selam olsun. Kuvacı kahramanlar Yahya Kaptan'a, Ali Çetin Kaya'ya, Şahin Bey'e, Sütçü İmam'a ve Ahmet Hulusi Efendi'ye Halime Çavuş'a, Asker Saime'ye, Melek Hanım'a, Tayyar Rahime'ye, Kara Fatma'ya ve Gör Resmi Makbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çankbayırı'nda, Kemal Yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da, Afyon'da, Antep'te ve İzmir'in dağlarında Mustafa Kemal'lere selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. ...31 Ağustos Cuma akşamı, yine bir Kral Çıplak akşamı. Dün 30 Ağustos'tu, Zafer Bayramımızdı. Afyon'da destan yazan ve yeniden bizi biz yapan, bu günlerin temelini atan o insanlara da selam olsun. Evet, konuğumuz biraz önce açılışta da izlediğiniz gibi gerçek ekonomist, halkın ekonomisti, yani holdinglerin, şirketlerin, bankaların değil ya da aracı kurumların, yabancı para babalarının değil, gerçekten bilimsel anlamda doğrularından şaşmayan hocaların hocası, güvenebileceğimiz, şu dönemde de belki de güvenebileceğimiz ender isimlerden biri olan benim sevgili hocam
Profesör Doktor İzzettin Önder. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk ama çok teşekkür ederim. Bu gayet hak ettiğimi ne kadar hak ettiğimi bilemiyorum ama her zaman hak ediyorsunuz. Duruşunuz yeter. Her zaman sizin meslekteki duruşunuzu biz meslekte kendimize örnek almaya çalışıyoruz. Beraber yapıyoruz. Bize örnek olduğunuz için, rol modeli olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Evet, dün bayramdı. Konuşacağız, bayramımızda konuşacağız. Ama önce bir Kral Çıplak klasiği. Tarihte önümüzdeki hafta neler olmuş hep beraber bakıyoruz. Evet, 2 Eylül 1633. İstanbul Cibali'de çıkan büyük yangında 20 binden fazla bina kül oldu. Katip Çelebi'ye göre kentin 1/5 yandı. 3 Eylül 1683. Viyana kuşatması başarısızlıkla sonuçlandı. 7 Eylül 1938 Hatay Devleti Anayasası kabul edildi. Başbakan Abdurrahman Melek, programımızın ruhu ve esası Kemalizm rejimi ve bütün icabatıdır dedi. 6 Eylül 1955 Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bombalandığı yolundaki haber gerekçe gösterilerek başlatılan ve 2 gün süren İstanbul ve İzmir'deki gösteriler Rumlara yönelik bir tahrip ve yağma hareketine dönüştü. İstanbul ve İzmir'de sıkı yönetim ilan edildi. 5 Eylül 1963 20-21 Mayıs'ta askeri darbe girişiminde bulunan Albay Talat Aydemir Ankara 1 numaralı sıkı yönetim mahkemesince idama mahkum edildi. 28 Eylül 1982 bölücü, ideolojik ve politik oldukları gerekçesiyle 272 kitabın okullarda bulundurulması yasaklandı. Aynı gün Talim ve Terbiye Kurulu ilk ve orta okullarda din ve ahlak derslerinin zorunlu olmasını kararlaştırdı. 6 Eylül 1987 Cumhuriyet tarihinin 3. referandumunda 1982 anayasası ile eski siyasetçilere konulan yasak oya sunuldu. Yüksek Seçim Kurulu sonuçları %50.16 evet, %49.84 hayır olarak yasağın kaldırılması yönünde açıkladı. 4 Eylül 1990 gazeteci yazar Turan Dursun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ve 28 Ağustos 1999 burada bizim hatamız var. Af tasarısı meclisten geçti. Cezaevlerindeki 70 bin tutuklu ve hükümlüden 26.500'ü hemen serbest kalacak. Sanıyorum 8 Eylül 1999 olacak doğrusu arkadaşlar. Düzeltecekler bunu. Evet, yine olmazsa olmaz bölümümüz. Çok iyi tanıyorsunuz konuğumuzu ama yine de biz sadece tarihe not düşmek için kısa bir VTR hazırladık. Onun özgeçmişini hep birlikte izliyoruz. İzzettin Önder, 1940 Erzurum doğumlu olup ilk orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. 1959 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine girmiş ve 1963 yılında İşletme Maliye Bölümünden mezun olmuştur. Aynı üniversitede doktora çalışmasına başlamış, 1967 yılında doktor olmuştur. İngiltere, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde akademik çalışmalar ve temasta bulunan İzzettin Önder'in Türkçe ve İngilizce olarak yerli ve yabancı akademik dergilerde yayınları vardır. Maliye teorisi ve maliye politikası konularında kitap ve katkı olarak telif eserleri bulunmaktadır. 2006 yılında yaştan dolayı İstanbul Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra halen Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde dersler vermektedir. Evrensel Gazetesi ve Oda TV'de yazmaya devam ediyor. Evet hocam, önce sizin de bayramınızı kutluyorum. Teşekkür ederim. Ben de bütün dinleyicilerimizin, bütün izleyicilerimizin, hatta sizlerin de teşekkür ederim. Biz, daha doğrusu benim nesil hep 26 Ağustos, 30 Ağustos arasını Zafer Haftası olarak kutladık. Fakat son 2-3 yıldır 26 Ağustos'ta bir başka kutlama daha icat edildi ve bu öne çıkarıldı. Biraz sonra da konuşacağız. Orada böyle kapsamlı törenler yapılıyor.
Biraz 30 Ağustos'u gölgelemek amaçlı diye düşünüyoruz. Ne diyorsunuz? Tabii yani görüntüsü öyle ama bence bu çok yanlış. Çünkü bugün zaten medyada da ortaya çıktı. Bir kere bu 1071 olayı Türklerin Anadolu'ya giriş olayı değil. Bu ortaya çıktı. Kars mesela ondan evvel yine varmış, Anadolu'da insanlar var. Hasankale'ye ayak basmışlar ki o da Erzurum civarındadır biliyorsunuz. Ama şu denebilir belki 1071 şeydir efendim, ne bileyim ben. Yerleşim olabilir. Fakat başka bir şey var. Eğer biz 30 Ağustos'u kutlamamış olsak, 26 Ağustos şeye kalkış yani hücuma kalkış, 30 Ağustos'u sonlanma yani kutlamamış olsak biz bunu, öteki şeyleri hiç kutlayamaz bir millet haline dönmüş. Daha sonra millet olmazdı. Dolayısıyla bütün bu işleri yapanların şunu idrak etmesi lazım ki bir kutlama ne olursa olsun diyelim yapabilmek için önce bir milletin ortaya çıkmış olması lazım. Önce milletin ortaya çıkmış olması için de 30 Ağustos zaferinin kutlanmış olması gerekiyordu. Bence bu çok ciddi bir hata, ciddi bir yanlışlık. Umarım onlar da idrak ederler. Düzeltirler bunu bilmiyorum ama yapılan yanlıştı. Şu yanlış anlaşılmasın, elbette ki 26 Ağustos'un ya da Malazgirt Savaşı'nın yıl dönümünü anmak hepimizin görevi olabilir. Gayet ama olabilir o. Onu öne çıkararak Cumhuriyet'in milli bayramlarının ötelenmesi kabul edilebilir bir şey değil. Bu iktidar döneminde biz her milli bayramlarda hastalanan Cumhurbaşkanı ya da Başbakanları gördük. Evet, şimdi çok enteresan bir görüntü getireceğim. Bir izleyici çekiyor bu görüntüleri. Dün bayram günü yani Samsun Devlet Hava Meydanları işletmesinde, terminalde. Öyle mi? Bakın vatandaş isyanını nasıl yansıtıyor. Hiç gazeteci yorumu değil. Doğrudan vatandaşın çektiği görüntü. İzleyelim arkadaşlar. 30 Ağustos Samsun Havalimanı'ndayım. Ekranlar 15 Temmuz destanını gösteriyor. Yanlış anlamadınız. 30 Ağustos'ta Samsun Havalimanı'ndayım. Güvenlik ve müdüriyet olmak üzere herkesi uyarmama rağmen değiştirilemeyeceğini söylüyorlar. Ne mutlu Türk'üm diyene. Şimdi artık sıradan vatandaş bu tepkiyi veriyor ama çaresiz. Yani çünkü yetkililer aldıkları talimat doğrultusunda hareket ediyorlar. Evet. 15 Temmuz yine yanlış anlaşılmasın. Yani öyle de bir hale geldik ki her lafımızın başında yanlış anlaşılmasın demek zorunda. Anlaşılırsa da anlaşılsın ya. Yani 15 Temmuz'da olanlar bellidir ama bu ülkenin milli bayramının var olduğu gerçeğini tabii. Şimdi bakın bir kere şeyi çok net o kadar sinirlendim koyuyoruz ki cümlemi bile tamamlayamadım yani. Rica ederim. Hayır. Ben de belki işinizi kolaylaştırmak açısından bu Malazgirt olayı olsun, ondan sonra isterse 15 Temmuz olayı olsun. Bütün bunları konuşabilmek önce bir ulusun, milletin kurulmuş olmanın, o da 30 Ağustos'tur. Ya doğrusu yani 29 Ekim'dir ama yani 30 Ağustos bunun zaferinin 29 sonunda Ekim'e yol açan Evet. Dolayısıyla bu millet olmasa zaten 15 Temmuz'da bugün bir siyasilerin önüne atan 15 Temmuz'da olmayacaktı. Bu Malazgirt'i kutlanamayacaktı zaten. Onun için bunu idrak etmeleri aslında bir akıl işidir. Ve ederler zannediyorum hayatın bir yerinde. Evet, onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Büyük Zafer'in 96. yıl dönümünü yürekten kutluyoruz. Bütün vatandaşlarımızın da özellikle genç annelerin ve babaların artık okullarda ne kadar öğretildiğini bilemediğim için bunu genç annelere ve babalara yüklüyorum. Çocuklarına bütün milli bayramlarımızı eksiksiz öğretmeleri gerektiğini düşünüyorum ve bu konuda ricada bulunuyorum. Okulda öğretilemeyen bazı şeyleri bugünkü geldiğimiz nokta gereği ne olur siz evde çocuklarınıza öğretin. Atatürk'ün verdiği, arkadaşlarının verdiği mücadeleleri öğretin. 19 Mayıs'ı, 23 Nisan'ı, 30 Ağustos'u ve 29 Ekim'i bütün çocuklarımız dün olduğu gibi bugün ve yarın da ezbere bilsinler. Evet,
bayramı konuşmak zorundaydık. Tabii, böyle bir şeyde ancak Kral Çıplak'ta konuşulabilirdir. Söylemesek kendimizi eksik hissederdik. Ekonomiye geleceğiz. Çünkü karşımızda biraz önce de söylediğimiz gibi bugüne kadar ekonomide yaşanan, özellikle son birkaç aydır seçim öncesi başladı biliyorsunuz. İşaretler değil, kriz seçim öncesi başladı. Hatta seçime bu yüzden gidildi. Öyle değil mi hocam? Evet, seçim öne bu yüzden alındı. Çünkü evet, krize tahammülü bekleme zamanı yoktu yani iktidarın. Evet. Şimdi tabii genel anlamda hepimiz bir şeyler biliyoruz ama bize o piyasa ekonomistlerinin söylediklerinin dışında bu krizin gerçek nedenini... 2000 yılı programı, IMF'nin yaptığı 2000 yılı programı, Derviş'in de bu programına ek yapması. Çünkü o programın özü aslında Türkiye'yi bir refaha ve mutluluğa kavuşturmak değildi ya da yeniden yapılandırmak değildi. O programın özü sıkışan dünya kapitalizmini bir yandan parasına, yani para sermayesine, öbür yandan üretimine bir güvenli piyasa açmaktı. Ve o piyasa Türkiye'ydi. Bunun yolu neydi? Türkiye'de faizleri yükseltmek, dışarıdaki serseri paranın gelebilmesi Türkiye'ye, güvenli ve çok yüksek faiz alabilmesi. Öyle zamanlar yaşadık. Halbuki uzun süre biz böyle yaşadık aslında. Dünyada bazen birinci, çoğu zaman ikinci en yüksek faiz veren ülke oldu. 15 sene yaşadık. Sonra, tabii. Yunanistan son anda biraz bizi geçti o kriz nedeniyle. O ayrı bir olaydı. İkincisi, ekonomiyi üretimden uzaklaştırma mekanizması. Ekonomi, üretici ekonomiyi montaj ekonomisine dönüştürme. Dolayısıyla bu da biz burada yapabileceğimiz üretimi dışarıya saçtık. Sonra bunları girdi olarak alabildik. Biz onları döviz ödedik. Şimdi bu da dünyanın Türkiye çapında ne kadar hizmet veriyor ise ekonomisinin canlanması veya daha hızlı çökmemesi için bir projeydi bu aslında. Bu bir küresel projeydi. Yani Türkiye'yi kurtarma projesi değildi. Yalnız bu siyasetçinin de işine geldi Türkiye'de. Şöyle işine geldi. Dışarıdan giren dövizden bir yandan mal bolluğu yarattı. Ama bu malları biz neyi pahasına yedik? Dışarıdaki tasarrufları yeme. Dolayısıyla bir gün ödeme zorunda kalacağımı idrak edemeden bir sarhoşluk içinde yedik bunları. İçincisi gerçekten fiyat baskılandı. Çünkü döviz baskılı olunca faiz de yüksek olunca fiyat baskılandı gerçekten. Bu da tabii iktidar enflasyonu önlüyor diye bir görüntü sağladı şeyleri, seçmenleri ve halkımıza diyelim. İktidar bunu da kullandı tabii. Şimdi bu proje aslında daha akıllıca kullanılabilirdi. Dışarıdan gelen tondan para gelebilir para. Gelmesi fena da olmayabilir idi. Üretmeye yönlendirirdi. Eğer öyle yapılmış olsaydı ama biz bu parayı çok tüketim harcısı müdrik olmadan evet tüketime ve bir de böyle lüks israata, imalata diyelim. Yani taşa toprağa yatırdık. Tabii, yani mesela bir bina, bir imalat falan değildir bunlar. Sadece gelen parayı harcamadık. Mesela o tünellerle, köprülerle. Tabii, şimdi bir de ona gelelim. Gelecekteki tabii, parayı da harcadık. Onun bir de başka bir yönü var. O tüneller falan aslında dışarıda işsiz kalan büyük şirketlere iş yaratma projesiydi aslında. Onlar konsorsiyum kurdular. Borçlandırdılar. Bir kısmını hükümetine ama bir kısmını hala biz borçluyuz. Yani biz... Küresel sermayenin projesi olmuş. Aynen, küresel sermayenin projesidir bu. Evet. Biz böylece işte krize sürüklendik ve geldik tabii. İşin bir tasarruf tarafına geldiniz tam bu noktada. Yani konuyla şu anda doğrudan ilişkisi olmasa bile haftanın anketini izleyicilerimize sormak istiyorum. Biliyorsunuz 4-5 haftadır haftanın anketi yapıyoruz. Çünkü sizin görüşlerinize de çok önem veriyoruz. Bu hafta haftanın anketinde size bir soru soruyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda ekrana getirdiler. Haftanın anketi, Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin Kuvayi Milliyesi dediği özel Suriye ordusu mensuplarına ayda 800'er lira maaş verdiğimiz ortaya çıktı. Türk lirası, Suriye parası karşısında bile değer kaybedince adamlar zam istemeye başladı. Ey Türk vergi mükellefi, kendini nasıl hissediyorsun? A. Şaşkınım. Şimdi size soruyoruz. A. Şaşkınım. B. Kızgınım. C. Bıkkınım. D. Gururluyum. Evet, bu durumdan çok memnun olanlar gururluyum diyebilir. Tekrar ediyoruz soruyu. Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin Kuvayi Milliyesi dediği
ÖSO mensuplarına ayda 800 lira maaş verdiğimiz ortaya çıktı. Türk lirası Suriye parası karşısında bile değer kaybedince adamlar bir de zam istemeye başladı. Kendinizi sevgili izleyiciler nasıl hissediyorsunuz? Şaşkınım, kızgınım, bıkkınım, gururluyum. Evet, lütfen görüşlerinizi arkadaşlarımızın şu anda ekrana getirdikleri WhatsApp numarasından hemen geliyor o ekrana. Bize yazınız, evet. Lütfen bize yazınız. 0530 848 13 12. Arkadaşlar bu numara bir süre ekranda kalsın. Çünkü hemen yazamayanlar olabilir. Kendinizi özel Suriye ordusu mensuplarına, yani Suriye'nin deyimine göre Suriye'nin teröristlerine, Türkiye bunları Kuvayi Milli Amerika'nın beslediği bir de o da var. Amerika'da var arkasında. Amerika'nın beslediği, evet. Suriye'nin teröristlerine. Onlara 800'er lira verdiğimiz ortaya çıktı. Bugüne kadar hep konuşuluyordu ama artık bu hafta iyice netleşti. Yani düşünün, bizim bu kadar işsiz çocuğumuz var. Bu paraları o çocukların gelecekleri için yatırıma dönüştürmek yerine kendi ordusunda, kendi devletine karşı savaşan adamlara veriyoruz. Bunu siyasi yönünü bilmem. Ama ekonomik olarak, ekonomi konuştuğumuz bir gün tam da sorulması gereken soru bu. Bu tablo karşısında kendinizi nasıl hissediyorsunuz? A. Şaşkınım, B. Kızgınım, C. Bıkkınım, D. Gururluyum. Evet, yanıtlarınızı bekliyoruz. Evet hocam. Ben buna bir ilave yapayım istersen, bir cümle. Bunu Suriye ÖSO ordusu bu TL'nin değer, Suriye parası kadar değer kaybetmesi karşısında maaşına zam istiyor ise, Türkiye'de de emekçiler, emekliler maaşlarına zam istemediler. Aynen. Yani oraya gelecektim zaten biraz sonra. Yani bu kriz, ağzından, evet, bu kriz, şimdi biz önce krizin ne olduğunu konuştuk, sonra alınan önlemleri falan konuşacağız. En sonunda da izleyicilerimiz lütfen bizden ayrılmasınlar. Özellikle dar gelirlerin, sabit ücretlilerin ne yapması gerektiğini konuşacağız sizlerle. Ve yani bilmeden bu hani böyle artacağını, dolarla şey yapan, kredi alan ihtiyacı için eski kuru uygulasınlar ona. Şimdi hocam, devlet yüklensin ona. Bu krize karşı biraz önce nedenlerini saydınız, krize karşı. Önce bu krizin nedenlerini hatta saklıyorlar. Sizin anlattığınız gibi anlatmıyorlar. Herkes, televizyona da çıkan herkes, siyasetçisi de, işte ekonomisti de bunun özellikle Amerika ile rahip krizine, yaşanan rahip krizine bağlıyorlar. Sanki rahip krizi yaşanmasa bizim böyle kırılgan bir tarafımız yokmuş da böyle bir kriz hiç olmayacakmış. Döviz %60-70 değer kaybetmeyecekmiş gibi bir tablo çiziyorlar. Bu doğru mu? Hayır. Rahip bir kere, hakikaten ben gizemli bir rahip. Bir yer, bazı yerlerde yazıyorum. Bugün öyle bir yazı bir yere verdim. Onu müsaade ifşa etmeyeyim burada. Gizemli rahip. Rahip o kadar enteresan ki bir anlamda bizim siyasilerimiz de rahatlıkla kullandığı, ekonominin bu açmazının üzerine perde çekebilen bir eleman olarak kullandığı, öbür yandan Trump da kendi ülkesinde kullandığı bir ilişki. İkisi de yararlanıyor. Bu karşılıklı bir oyun. Yoksa rahip meselesi bu kadar uzaması hiçbir gerekçesi yok. Rahip ortadan kalksa, Amerika bize gerçekten neye kızıyor, o ortaya çıkar. Biz ekonomik sıkıntımız ortaya çıkar ama iki taraf da bunu istemiyor aslında. İki taraf da bu rahibi perde olarak kullanıyor maalesef. Rahip bir şey, göstermelik bir şey. Rahip meselesi çözülecek bir mesele, hiçbir mesele değil. Yani rahip meselesi çözülünce o zaman bugün yaşanan... Çözmeyecekler. Çünkü bugün yaşananlar ortaya çıkacak. Amerika'da Trump'ın kendi ekonomisi, kendi içinde yaşadığı mesele ortaya. Daha da önemlisi, Trump Amerika Türkiye'ye niye kızıyor, o ortaya çıkacak. Bu çok önemli. Trump niye kızıyor? Şuna kızıyor, diyor ki bu çok enteresan. Bakın, bizim Sovyet elçisi burada, Türkiye'nin... Rus elçisi. Rus elçisi bizim korumamız altında bu ülkede. Ve başkentte bir devlet memuru tarafından öldürüldü aleni bir şekilde. Ve Rusya bunu ciddi bir protesto ve veto falan da etmedi. Çünkü Rusya da biliyor bunu, kimin öldürdüğünü aslında. Bu çok önemli bir anıdır. Onun galiba ama akabindeydi. Hocam, Amerika... öyle şeyler söylüyorsunuz ki, yani gazeteci olarak bu soruyu şimdi sormazsan
izleyiciler bana kızar. Kim öldürdü ben de bilmiyorum. Evet. Keşke ama onlar biliyordu diyorsunuz. Bence biliyor tabii. Hı. Onlar biliyor. Siyaset. Çünkü siyasette bizde de mesela akademik dünyada referans mektuplarında yazılmayanlar okunur. Siyasete de söylenmeyenler akla gelir. Siyasetçiler bunu böyle çözer. Ben siyasetçi değilim. İkinci bir mesele Amerika bir yerde valla bir mesajını da unuttum onu. Çok enteresan bir şey söyledi ondan sonra. Türkiye dedi NATO ülkesi olarak ve stratejik ortağımız olarak dedi. Yani o da dedi ki siz bir NATO ülkesisiniz ve benim stratejik ortağımsınız dedi. Rusya dikkat edin dedi durumunuza. Rus Amerika buna kızıyor. Buna kızma hakkı var mı? Hayır yok hakkı. Çünkü biz bağımsız bir devletsek Rusya ile de ilişki kurabiliriz. İran'la da ilişki kurabiliriz. Her şeyi yapabiliriz. Yalnız bunları yapan ülkeler bu gücü kullanabilmesi için bazı şeylere dikkat etmesi lazım. Uluslararası bağlılıklarına dikkat etmesi lazım. Bağlılıklarına dikkat etmesi lazım. Cari açığın makul bir yerde olması lazım. Ekonomisinin makul şekilde olması lazım. Böyle bir gücünüz varsa yapabilirsiniz tabiatıyla bunu. Ama bu gücünüz yoksa işte o zaman size kızarlar. Kızmakta haklılar mı? Bence değiller. Ama kızabilirler. Evet. Şimdi uluslararası siyaset bu çünkü. Biz bu krizin ilk işaretini dövizin çılgınca yükselmesinden, daha gerçi ondan önce faiz döviz kavgası oldu. Merkez Bankası yönetimiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Erdoğan faizin yükseltilmesine karşı çıktı, baskıladı Merkez Bankası ve o günkü ekonomi hala yönetimi. Hala da baskılıyor. Bakın istifa etti Merkez Bankası'nın başkan yardımcısı galiba şu an. Dün istifa etti. O faizi düşük tutmaya çalışıyor ama dövizin kontrol altına alınabilmesi için de Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi faizin belli miktar yükseltilmesi gerektiğini hissediyorlar. Evet. Şimdi biz krizi böyle yaşadık ve tarihte görmediğimiz kadar son belki de 10 yılın en ağır darbesini aldı Türk lirası kayıp olarak. Ve çok kısa bir sürede, o da çok önemli. Çok kısa bir sürede. Yani aşağı yukarı bir hafta içinde 2 lira birden arttı. Evet, bayram sırasında biraz durulmuştu. Bayramdan sonra tekrar başladı. Şimdi size kısa bir reklam arasına gideceğiz ama reklamdan hemen sonra hangi konuları konuşacağız? Bu döviz meselesi daha ne kadar böyle gidebilir ve vatandaş nasıl kendini korumalı? Ama daha önemlisi yükselen döviz bizim hayatımızı nasıl etkileyecek? Hükümetin aldığı, hükümet kalmadı artık işte sarayın aldığı önlemler yeterli mi? Doğru mu ve yanlış mı? Bunları konuşacağız. Sadece 3-4 dakika reklam arası biz buradayız. Kral Çıplak'la tekrar karşınızdayız. Konuğumuz Profesör Doktor İzzettin Önder. Döviz ağırlıklı yaşanan, daha doğrusu dövizde ve faizde gösteren büyük ekonomik krizi, artık ekonomik kriz ifade etmiyor. Büyük ekonomik krizi konuşuyoruz. Çünkü şimdilik yansımasa da ben bu ekonomik krizin yansımasının sanayiye, yani reel sektöre ve halka yansımasının bugüne kadar yaşadığımız krizlerden daha farklı olacağını düşünüyorum. Tabii. Tabii. Şimdi bir kere biz ekonomide, yani bunu meslektaşlarım, arkadaşlarım bilecekler. Biraz halka bunu anlatmalı. Ekonomide görüntüler tersinden alınır ve okunur. Yani aynen aynadaki görüntünün yansıması gibidir. Mesela bize döviz geldi. Bizim bunu bilmemiz gerekirdi ki, siyasilerin bilmesi gerekirdi. Bu bir yerde bir şey alıp götürecek. Bu aynı, hatta mesela bakın kumsalda bir dalga gelir, sonra bir sürü şey alır götürür. İşte bir ekonomiye gelen para aynen bu işlevi görür. Dolayısıyla biz kaynağı merkeze kaynak aktardık aslında. Onlar bunu bir müddet sürdürdüler ama durmadan kaynak aktararak Türkiye mutlak olarak
bir şeyler oldu, bir yerleri geldi, kalkındı ama nispi olarak eridi. Bu çok zor açıklamak. Yani şunu demek istiyorum. Büyürken küçüldük. Evet, göreli olarak küçüldük. Dolayısıyla evet, yani diyelim ki 10'dan 15'e çıktık, bir şekilde ölçeriz. Aslında 10'dan 35'e çıkacağımıza 15'e çıkabildik ancak. Dolayısıyla burada küçüldük aslında. Burada büyüdük ama burada küçüldük aslında. Nispi küçülme budur. Şimdi bunu ne için yaptık? Çünkü biz dünyaya hizmet sunduk. İşte program buydu, yani 2000 yıl program buydu. O bir projeydi, bunu söylemek istiyorum ben. O projeyi uyguladı AKP ve en kötü haliyle uyguladı. Yani taşa toprağa yatırarak, israfa şey yaparak, halkı tüketimi iterek uyguladı. Evet. Ve böylece ne oyu aldı ve iktidarda durdu. Muhtemelen çünkü başka bir projesi vardı. Türkiye'de siyasi değişiklik yapma projesi vardı. Bu bedeli Türkiye ödeterek, şu anda da ödetiyor, siyaset projesini gündeme geçirmeye çalışıyor. Aslında bu Malazgirt falan olayı da bunların birer parçasıdır. Nedir hocam bu? Yani muhtemelen böyle bir kafa var şunlarda. Atatürk bir projeydi geldi, o da bir öyle düşünebilirler. Türkiye'yi söylüyorlar diye 100 yıllık reklam arası dedikleri hikaye. Evet, aynen bu. Yani daha fazla açmaya gerek yok burada. Boş yere polemiğe de girmeyelim. Bu, yani bu başka bir ortam tartışılabilir. Fakat projeleri bu. Bu yanlış bir proje. Neden yanlış bir proje? Yani bu bugün yaşanan kriz bir anlamda amaçlarına ulaşmak için yani, adım olarak mı kullanılacak? Çünkü bugünkü krizin gelmesi geçmişin suni, uydurulmuş bir geçici rahatlığın üzerine oturdu. Ama aynı şeyin üzerine oturan siyasi yapılır da. Bu çok önemli. Sadece kriz oturmadı, bu geçmişteki yapay görüntüsel refah. Bir balon diyelim, pembe balonun üzerine iki şey oturdu şu anda. Kriz de oturdu, siyasi yapı projesi de oturuyor. Ne kadar başarılı bilmiyorum. Başarılı olur mu? Hayır. Bu AKP'nin becerili beceriksiz anlamında söylemiyorum ben. Tarihin gidişi itibariyle söylüyorum. Çünkü tarihe baktığında geriye dönüş olmaz. Biz geriye dönmeye çalışıyoruz. Eğitimde geriye dönmeye çalışıyoruz. Sosyal proje geriye dönmeye çalışıyoruz. Geriden ders alınır. Koskoca Mısır medeniyeti vardı. Ki bir Osmanlı medeniyeti yok tarihte aslında. Mısır medeniyeti vardı. Hint medeniyeti. Bugün onlar var mı? Yok. Çünkü medeniyet eğer hayatiyetini sürdürebiliyor ise kalır ve ondan onun üzerine oturursunuz. Kalmıyorsa ondan ancak bazı iyi şeyler alırsınız. O kadar. O zaman önünüze bakmanız lazım. Geriye bakmak demek aslında ben bir şey yapamayacağım. Ancak geriyle görüntüsel bir hindi gibi palazlanma yaşayacağım demektir. Halkın aldanmaması lazım. Evet. Bizim ileriye bakmamız lazım. Şimdi buyurun. Biraz önce söylediğim gibi şu anda sadece faizde ve dövizde kendini gösteriyor. Şimdi öteye gidelim. Ne zaman yansımaya başlar reel sektöre ve halka? Bir kere tüketici... İki, faiz ve bir daha sözünüzü kesmemek için ikisini beraber soruyorum. Ne zaman yansır ve faiz ve döviz bu alınan önlemlerle, biraz önce onları, biraz sonra onu da konuşacağız, daha ne kadar yükselir? O soru en zor soru, en zor soru. Onu en sona bırakalım isterseniz. Şimdi bir kere şu anda zaten hafif hafif yansımaya başladı biliyorsunuz. Yani şeyler, maliyetler arttıkça, yani benzini biz ithal ediyoruz, girdileri ithal ediyoruz. Biz ihracatta bir sürü girdilerini ithal ediyoruz. Bunun fiyatlar arttıkça tabiatıyla. Yani bugün yani marketlerde biliyorsunuz etiketler değiştiriliyor. Haberlerde görüyoruz bunları. Ama bu işin daha ufak tarafı. Esas ve önemli tarafı şu. Bugünkü krizin, dövizin belki bir miktar düşmesine yol açacak olan olay, Türkiye servet değişimine uğrayacak. Servet değişimi şudur. Bugün bu yükselen maliyetler, dövizin yükselmesi yani, bir sürü büyük şirketi, hiç isim vermiyorum, aklına ne geliyorsa, bir sürü büyük şirketin bir anlamda stok değerlerini aşağı aldı. Tabii döviz basında. Evet, aynen böyle. Yani bakın mesela geçen bir haber vardı. Bu hanımların makyaj malzeme satan bir AVM'de kuyruk olmuşlar yabancılar. Tabii. Yani aynı şey bugün ben öyle zannediyorum ki yarın öbür gün büyük şirketlerin önünde olacak hisselerini almak için. Çünkü yani fiyat ayarlaması yapılmamıştı. Atıyorum 200 liraya sattıkları parfüm dolar bazında işte neye geldi? 50 dolarken birdenbire 25-26 dolara düşmüştü. Tabii. Bütün Araplar o yüzden parfüme işte o lüks eşyaya. Seyahatlerini bedavaya da getir. Onu götürüp satarlar bedavaya getirebilirler. Tabii. Yani bu arbitrajdan yararlanabilirler. Tabii. Şimdi bu büyük şirketler için de söz konusu. Onların stok değerleri düştükçe
Alın mesela tüpraşı alın. Tüpraşın yarısı şelindir şu anda bildiğim kadarıyla. Hı-hı. Shell gelse dese ki şu anda değeriniz düştü. Ben bir müddet daha hisseyi yani kendi mülkiyetime geçireceğim. Belki tüpraşın 4-3 şu anda şelinde olabilir. Belki hepsi şele geçebilir. Dolayısıyla biz bu kriz belki de servet kaydırarak daha güçlü sermaye, ki bunun emperyalist sermaye olacak tabii, açtığımız gibi gözükecek. Ne demektir onun işareti? Döviz biraz düşebilir. Yani eğer Shell diyelim, örneği öyle verelim, almaya gelirse döviz içeri sokacağından belki bugün 6,5 liradan 5,5 liraya düşebilir. Halk bunu anlamayacak ama. Hangi şeyde ortaklıklar nasıl değişti bunu anlayamayacak halk. Ama iktidarı gene oy verecek. Nasıl oy verecek? Aha işte bakın 5,5'a düştü hakikaten. Yavaşlar yavaşça 5,30'a düştü falan diyecek. Düşebilir böyle. Ama ne olur? Servet kaybı olur Türkiye'de. O serveti kaybederek bunları... Milli sermaye... Aynen milli sermaye. Bu da zaten 1980'de Özal'ın başlattığım. Ama en fazla AKP döneminde yaşanan özelleştirme, yabancılaştırma projesinin bir devamıdır aslında. Şimdi bu arkadaşların... Yeni bir şoktur yani bu. Bu arkadaşların siz Shell'den örnek verdiniz yani bir petrol deviminden ama krizin en patladığı günlerde işte hemen ortaya attıkları bir Katar sermayesi var biliyorsunuz. Katar'dan 20 milyar zaten ne zaman sıkışsak 15 milyar Katar'dan 15 önemli milyar, değil. 20 milyar yani, evet, geliyor. Evet, bunu her zaman yaptılar ama o Katar'dan da o para bir türlü gelmedi. Geldiği zaman da bizdeki şirketleri örneğin Türk Telekom'u 3 kuruşa üstelik de Türkiye'deki... Veyahut da Boğaz'da müthiş bir arsa tabii, alır Katar şeyhine. Tabii tabii. Boğaz'ın yarısını kapatır. Ya da bir televizyon yayın platformu yani, aynı o şekilde. Her şey olur. Böyle geldi. Şimdi o para gelse bile sonuçta bizim yok, milli değer... Hayır gelse bile o para kriz yokken geldiği zaman farklı, bugün geldiği zaman farklı. Tabii. Bugün geldiğinde çok daha fazla alma gücüne sahip. Aynen öyle, değersizleşen bir tane kurumları alabilecek tabiatıyla. Dolayısıyla evet, çok tehlikeli bir gidiş. Bu bize nasıl yansıyacak? Bu birçok kuruluşun kapanmasına neden olacak. Tabii, zaten işsizlik var. Daha da artmasına yol açacak. Maliyet tasarrufu sağlamak. Yani önce şeyden başlayalım, en yukarıdan başlayalım. Tabii. Sanayi kuruluşları ve hizmet kuruluşları herhalde dayanamayacak. Kesinlikle dayanamayacak. Bir kere çok büyük şirketler küçükleri alacak. Finans yani kurumlarına yansır mı bankalara? Bankalar şöyle yansır, bankalar yabancılara ne gidiyor? Şu anda kriz döneminde bankalar kar eder. Çünkü insanlar gider kredi alır, zor durumda kalmıştır ve bankanın karına geçer. Aslında o şey bir kardır, yapay bir kardır. Faizin en yüksek olduğu zaman. Aynen öyle. Dolayısıyla yabancılar, bizim mesela en fazla borçlu olduğumuz memleket İspanya. Zaten Garanti Bank tümüyle İspanya'nın oldu biliyorsunuz evet. Şu anda. Gelir başka bir bankayı daha alır. Niye almasın ki? Bizim borcumuz var, verin borcunuzu derler. Vallahi veremiz dedi, o zaman bana X bankasında verin der. Ve o banka da yarın burada şey yapar. İşte orada da milli sermaye değiştirecek. Aynı şekilde sanayi kuruluşlarımız belki o krizden kurtulmak için yabancılara satılmak zorunda kalacak ya da kapanacaklar. Aynen ya da kapanacaklar. Bir de bir kere büyük şirketler kesin küçükler elimine olacak. Evet. Dayanabilen birkaç tane. Bir kere büyük şirketleşecek alacaklar. Bunun gibi çoğunlukla yabancılaşacak. Bunlar tabii bu işsizliğe yol açacak. Türkiye'nin borçlu olanlar yani dolar göstergeli borçlu olanlar zor durumda kalacak. Daha da şiddetli bir şekilde onlar belki borç temerrüdüne düşecek, ödeyemeyecek hale gelecek. Türkiye IMF'ye gider mi? Ben bunu bilmiyorum. Bunu belki tartışacağız. IMF'ye gider çünkü iktidar da gider. Çünkü iktidar IMF'ye borçları biz ödedik diye birkaç sene evvel bir ortaya çıkmıştım. Evet. Ama şimdi tekrar IMF'ye gider. İktidar onun için gitmeyecek. Ama bu niye mal olacak biliyor musunuz? Keşke IMF'ye gitsek. Kulakları çınlasın. Korkut hocamız da öyle bahsediyor. O gidilebilir diyor. Ben çok öyle düşünmedim yani hocaya karşı çıkmak için değil ama fakat o da şu, IMF'ye gitmemek demek aslında Türkiye'ye daha büyük maliyet yıkmak demektir ama bunlar gitmeyecekler. Bakın siyasi riske girmemek için ülkeye daha büyük riske atacaklardır. Gitmeyecekler. Gitmemek ne demektir? Borç ertelemesine gidebilecekler muhtemelen. Borç konsolidasyonu gidecekler, uzun vadeye atmaya gidebilecekler muhtemelen. Fakat onlar yüksek faiz demektir. Yani derler ki alacaklar ama erteleyin borcunu. Ama bunun faizi yüzde şu kadardı. Ben şunu daha yüksek faiz istiyorum. Mecbursunuz bunu vermeye. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı
bir açıklama yaptı. Sanıyorum Bursa'da cami çıkışında. Kredi derecelendirme kuruluşları bu işte risk yüzünden Türkiye'nin kredi notunu düşüren kredi derecelendirme kuruluşları için aynen şu lafı kullandı. Bunlar sahtekar. Şimdi o sahtekarlar dünyada para piyasalarının nabzını elinde tutuyorlar. Tabii. Yani ve onlardan ağızlarından çıkacak bir söze göre bir ülkeden bir ülkeye sermaye transferi. Aynen öyle tabii. Sahtekar demekle ya da onların doları varsa bizim Allah'ımız var demekle. Yok, o çözüm değil o. Şimdi bakın, keşke Sayın Cumhurbaşkanı şunu deseydi, bak anlar, ben iktisatçı olarak anlayabilirdim. Bunlar bizim şeyimizi düşürdüler, derecemizi. Ama bizim bugün ne doğrusu cari açığımız var ne de bütçe açığımız var. Yani bunlar yok. Veyahut da bunlar çok ufak limitlerde. Ama bugün bizim cari açığımız %5,5-6'yı zorluyor. Ki çok kritik bir limittir bu. Bütçe açığımız büyüyor gerçekten. Çok da kritik limitlere geliyor. Bunlar varken adamlar ne yaptı? Yani bunlar şimdi olan şeyler bunlar. Mekanik bir değerlemedir bu. Evet. Şimdi gelelim vatandaş kısmına. Buyurun efendim. Biraz önce en zor soru dediniz. Döviz ve faiz daha ne kadar artacak? Bizim aldığımız 2'şer bin lira, 2500 lira, 1500 lira emekli maaşları, işçi maaşları dolar bazında, euro bazında daha ne kadar kuş olacak? Şimdi hemen onları ben şunu söyleyeyim. Bir kere dolar baskılı idi. Dolayısıyla artması şu anda o baskının telafisi aslında. Nasıl baskılı olur hocam? Serbest çok piyasada yüksek, değil miydi? Hayır, çok yüksek faiz ödedi. Adı yani, serbest piyasa mı? Tabii serbest piyasa ama çok fazla bize yüksek faizden dolayı bize döviz geldi. Döviz geldi. Şimdi döviz aslında bir ekonominin sağlıklı olabilmesi için ithalat ihracata bağlı olması lazım. Eğer finans hareketleri bunu bozarsa o zaman bizim dövizin fiyatı ithalat ihracata dengemizi bozar. Yani bakın, eğer finans hareketleriyle bize fazla döviz girerse ithalat ucuz olmaya başlar bize. Ama finans hareketleri olmasa ithalat makul yüksek fiyatlı ve almayız o kadar, ithal etmeyiz, tüketmeyiz yani. İşte o dengeyi bozuyor. Hı-hı. Bu da serbest piyasa, onda haklısınız tabii. Dolayısıyla böyle bir olay yaşıyor. Şimdi gelelim sizin sorunuza. Valla zor bir soru. Ama ben zannediyorum, yani işte zorlayacak. 7'ye falan zorlayabilir gerçekten duruma göre. İçerideki fiyat artışlarına göre. Ki bence en azından okun yönü yükselme yönünde. Yani 7 lirada kalır mı diyorsunuz? Olabilir, olabilir. Daha da fazla, yani 8'de falan çıkmaz şu an, yani bugünkü şeydeyse. Ama seninle sonra doğru muhtemelen işte 6,5'la belki 7-10, 7-20 arasında oynayabilir. Ama yönü yukarıya doğru olarak oynayabilir, oynayacak. Bu arada yalnız büyük servet transferi olursa, içeri para girerse o zaman 5,90'a da düşebilir. Bunlar politik kararlar. Daha büyük bir politika, ben ondan çok kuşkulanıyorum. Türkiye çok önemli bir ülke. Yani bölgesel olarak çok önemli bir ülke gerçekten. Hı hı. Herhangi bir devlet, herhangi bir isteğini yaptırabilmek için Türkiye'ye para sokabilir. Siyasi bir manevradır bu. Zaten Avrupa Birliği'ne birdenbire döndük biliyorsunuz. Döndük. Yani çok daha fazla para veremez. Hayır, düne kadar sıfırımızı döndüğümüz doğru. Avrupa Birliği'ne. Doğru. Başka bir şey var. Evet. Rusya da çok şey değil. Amerika bütün bu kadar kızgınlığını önce bir hasta etti. Hı hı. Şu anda belki aspirini hazırlayabilir. Ne diyebilir? Tamam kardeşim, siz o kadar yanaşmayın. S-400'leri almayın. Şunu bunu yapmayın. Hı. Bakın ben bu kadar parayı Katar'dan gönderirim. Politika dikte ettirecek yani. Aynen öyle. Ama size şunu yapacaksınız. Bunu biz duymayacağız. Bunu biz görmeyeceğiz. Hı hı. Belki de İran'la bir hırlaşmaya girin diyecektir. Bilmiyorum. Evet, yukarıda filler tepişirken altta aynen öyle. Biz üzülüyoruz. Çünkü şu anda bizim çok şeffaf siyasete ihtiyacımız var. Halkın bunu bilmesi lazım. Biz ne yapacağız hocam? Bunun yolu da şu. Biz ne yapacağız? Biz meclisi zorlayacağız. Meclisin çalışması lazım şu anda. Bir kişiyle bir ülke yönetilmez. Meclisin çalışması yani lazım. Tekrar parlamenter sistem tabii. Diyorsunuz. Ve eğer bunu gayet tabii. Çünkü meclisin çalışmasını karar, biraz sonra size söyleyeceğim. Yani hatta yani şuradan çıkarayım. 24 Haziran'da başlayan yeni yönetimde bu oldu diyor bu haftaki Sözcü gazetesi. Arkadaşlar şu meclisin hali pür melali bölümünde yayınlayacağımız küpür ekrana getirir misiniz? Meclise attığınız topu da tam zamanı. Bu meclis mi çalışacak hocam? Soru soran çok, yanıt veren
Yok. Çok haklısın. Muhalefet vekilleri bakanların yanıtlaması aynen, için. Aynen, bunu zorlamamız lazım. Şunu bir okuyayım hocam. Meclise 2 ayda 440 soru önergesi verdi. Yasal olarak 15 günde yanıtlanması gereken sorulardan bu sadece yanlış. 5'i yanıtlandı. O zaman bizim ne hakkım var biliyor musunuz benim? Benim şu hakkım var. Açık evet. Söyleyeyim. Bu yükselen yaşadığımız krizin maliyetini çekmeme hakkı var. Çünkü benim temsilcim söz hakkı yoktu oradan. Benim söz hakkımın bulunduğu yerin kararıyla iman ederim. Bu da meclistir. Ama denecek efendim bir yeni anayasamız böyle. Hayır öyle yeni anayasa ancak %51 ile falan geçti. Hocam 30 Temmuz'da 830 gramlık konserve salça 5 lira 90 kuruş. 5 lira 90 kuruş. Arkadaşlar ama sizde yok o özür dilerim. Ben buradan okuyacağım. Buyurun. Salça 5 lira 90 kuruş bir kutusu. Bugün 8 lira 40 kuruş. Artış %42. Türk kahvesi 100 gramlık Türk kahvesi 4,5 lira 6 lira bugün. Pirinç 1 kilo 6 liraymış. 30 Temmuz ve 30 Ağustos'u karşılaştırıyoruz. Bir ayda 6 liradan 8 liraya çıkmış. Beyaz peynir 400 gramı 10 liradan 13 liraya çıkmış. Ayçiçek yağı 1 litresi 8,5 liradan 11 liraya çıkmış. Makarna 2 liradan 2,5 liraya çıkmış. Kuzu eti 64 liradan 80 liraya çıkmış. Tereyağı 42. Sen kimse canım yani. Evet 42 52. Hepsi vatandaş bizden daha iyi biliyor. Şimdi şunu soruyorum. Buyurun. Bizim 1 Türk lirası döviz karşısında aldığımız para sabit para eridi. Kesinlikle. Atıyorum 1500 lira emekli maaşı alan bir kişi bundan bir ay önce döviz bürosuna gittiğinde kaç para alıyordu? Diyelim ki 400 dolar alıyordu. Bugün 230 dolar alamıyor. Alamıyor. Mesela. Bir böyle eriyor paramız. İki kalan para bir de alışveriş sırasında eriyor. Çünkü alacağımız mallar zamlandı. Tabii. O yüzden ısrarla soruyorum biz buyurun. Ne yapmalıyız? Vatandaş ne yapmalı? Zam istememeli, başka bir şey yapmamalı. Zam istemeli. Gayet tabii zam. Biz bugün ayağa kalkmamız lazım. Yani ÖSO... Hayır, ÖSO'dan daha hakkı... biz önce hakkımız var bu zam istemedi. Evet. ÖSO'nun yok hakkı. ÖSO'yu Amerika beslesin. Ben ne diye besleyeyim ki? Niye onun peşine gittim ki? Evet. Yani? Anketi hemen tekrar bir ekrana getirelim ÖSO demişken. Sevgili seyirciler, size soruyoruz. Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin Kuvayi Milliyesi dediği özel Suriye ordusu mensuplarına ayda 800'er lira maaş verdiğimiz ortaya çıktı. Türk lirası Suriye parası karşısında bile değer kaybedince adamlar zam istemeye başladı. Ey Türk vergi mükellefi, kendini nasıl hissediyorsun? Lütfen bize cevaplarınızı yazınız. A. Şaşkınım. B. Kızgınım. C. Bıkkınım. D. Gururluyum. Evet, arkadaşlarımızın getireceği WhatsApp numarasına cevaplarınızı bekliyoruz ve biz konumuza devam ediyoruz. Hocam, tüm bunlar olurken ısrarla devlet vatandaştan yastık altındaki parasını çıkarmasını o hiç bitmiyor. Cebindeki doları işte bozdurmasını istiyor. Fakat şimdi arka arkaya birkaç haber okuyacağım. Buyurun. Türkiye'nin en borçlu belediyesi Kocaeli Belediyesi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye tarafından restore edilen milyonluk tarihi bir bina yalnızca 210 liraya İmam Hatip Mezunları Derneği'ne kiralandı. 210 liraya. Tasarruf, vatandaş tasarruf yapacak bu belediye, Kocaeli Belediyesi, Türkiye'nin tüm belediyelerinin borçlarının %50'sini tek başına yapan belediye. Tabii. 210 lira aylıkla koskoca binayı, ne olur şu fotoğrafı bir ekrana getirsene sevgili kardeşim. Şu fotoğrafı biraz büyüt getir. Şu binayı ben 220 lira veriyorum. 210 liraya aylık vermişler ya, hatta 300 lira veriyorum. Lütfen Kocaeli Belediye Başkanı bu binayı bana kiralayın. Hadi şimdi içimden geldi, 500 lira veriyorum. 1000 lira veriyorum. Bu binayı bana kiralayın. İmam Hatip Lisesi mezunlarına kiralıyor bu binayı. Çünkü nesil yetişiyor. Bu yanlış bir şey. Bu bir hocam. İki. Yanlış bir şey. Saray meselesi. O kadar saray var biliyorsunuz. Osmanlı da böyleydi. Dolmabahçe Sarayı işte borç paraları yapıldı. Şimdi Osmanlı gittiler bir de neydi o gittikleri yer? Evet şeyde
Malazgirt'in orada. Evet. Alparslan'ın şeysi, bölgesini o. Orada da saray yapacaklar. Şeyi metrekaresi ne kadar belirliyor? Şu büyüklükte 1071 metrekare saray yapılacak. Devlet arabalarının haddi hesabı yok. Şimdi devlet bu kadar saburganken benim vatandaş olarak ne bileyim bir eskiyen gömleğimi sırf tasarruf olsun diye 3 ay daha fazla giymem. Bu memleketi kurtarır mı hocam? Bir kurtarmaz. İkincisi bakın siyasiler, artistler, sporcular, öğretim üyeleri bunlar davranışlarıyla, konuşmalarıyla, giyim kuşamlarıyla rol modeldir. Bunların topla rol modeli olması lazım. Ama olmuyorlar. Yani meclise bir arkadaşımız çok ağırına gitmesin, beni de dava etmesin. Türkiye'nin cüssesine göre fevkalade yüksek olan işte bir spor arabayla yukarı doğru açan şey kapısı. Hani bir rallice dostumuz tabii, var tabii. Ya. Şimdi olabilir bu ama onunla meclise gelmek millete saygısızlıktı. Bunu yapmasaydı keşke. Güle güle kullansın ama bunu yapmasaydı keşke. Evet, Bitlis Ağlat'ta 1071 metrekarelik saray yapacak. Işte o, evet, doğru. Öbür taraftan ne yapıyoruz? Cami arsalarını bile tasarruf etmek için bunlar hep cami üstünden siyaset yaptılar ya. Şunu ekrana getirir misin ne olur? Bir, önce izleyici şunu bir görsün. Sonra ben okuyacağım bunu. Hadi diyorlar ya CHP camilere işte depo yaptı, ahır yaptı. Hatta genel ev yaptı bile dediler. O da yanlış tabii onu söylüyorum. Elbette. Yani. Şimdi küpür göründü sanıyorum. Cami arsaları bile satılıyor. Toplu Konut İdaresi'nin satışa çıkardığı araziler arasında cami arsalarının da bulunduğu belirtildi. Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplanması sistemiyle verdiği önergede 176 arsa arasında cami ve cami arsalarının da olduğunu çok sayıda İstanbul Amine Hatun, Alvarlızade, Bağlarbaşı, Bahçeli Evler Camii, Malatya'da Hal Camii, Trabzon'da Zeytinlik Camii, Denizli'de Çaybaşı ve İbadullah Camii ve Çankırı'da 32 yıllık bir cami. Bunlar satılmış, daha da satılacaklar varmış. Cami satıyorlar tasarruf için. Tabii. Tabii. Cami arazilerini satıyorlar. Onun adına şey diyorlar, ekonomiye katkı mı yapıyoruz? Öyle bir şey diyorlar bu. Yani anlamsız yalan, tabii. Bir şey. Tabii. Yandaş müteahhite arsa yaratmak. Tabii, bunların tabii, hepsi şehir tabii. içinde kalan tabii. camiler. Ve Arap yatırımcı, biz de biraz önce konuştuk ya hani ucuza her yer. Aynen öyle. Şimdi Türkiye'ye İngiliz ve Arap sermayesi geliyor. Nasıl geliyor? Doğru. İngiliz parası çok değerlendi ya. Adam dün atıyorum 20 bin sterlini alamayacağı yeri bugün evi geliyor alıyor. Alıyor tabii tabii. Çok tabii. rahat alıyor. Tabii. Arap sermayesi de şu anda tabii. Karadeniz'de fındık bahçesi tabii. almaya başlamış. İşte şimdi servet transferi de değil mi o? Evet. Karadeniz'de fındık bahçesi şimdi satılıyor. Şimdi bunu mesela müsaade buyursan burada bir şey söyleyeyim. Ben Sayın Cumhurbaşkanı saygılı olmak açısından şeyde galiba Malatya şöyle bir söyledi. Biz eğer güçlü olmazsak bizi burada bir lokma bile yedirtmezler, bir bardak su bile içirtmezler, şey yapmazlar, tutmazlar bizi buradan. Evet yani bu toprakları tutmazlar ama zaten elimizden gidiyor. Parça evet. parça gidiyor elimizden. Evet. Bu da bu hükümetin politikasıyla oluyor. Evet. Yani keşke bunu söylerken bunları da düşünüyorsa Sayın Cumhurbaşkanı. Ve birisi onu ikaz etti. Belki de o zaman heyecana geldi söyledi. Doğruydu da söylediği bir laf ama işte o zaman bunu şu anda gerçekten vatan toprakları satılıyor lazım. İşte Araplar Karadeniz'e almaya başlamışlar. Evet. Yani iki gün sonra ne yapacağı belli olacak mı o arabın orada? Yani öteden bir şey vardı ama ne kadar doğru bilmiyorum. Gerçi söylemek doğru mu bilmiyorum. Yani biliyorsunuz tarım alanı olmayan ülkeler bizden kiralıyorlar, sonradan da alıyorlar. Evet. Yani yavaş yavaş topraklar gidiyor tabii. Sadece erozyonla, buna da ekonomik erozyon diyorum ben. Ekonomik erozyonla gidiyor, sadece yağmurla gitmiyor yani. Evet. Toprak parçaları kurumuşlar. Hal kısaca mi? Böyle. Bu arada, şimdi iki arka arkaya küpür getireceğim. Hı-hı. Önce haftanın şu artistini bir getirelim. Dolarla mücadele ediyoruz ya hocam. Ha evet. Bakın haftanın artisti ne yapmış? Bakalım. Haftanın artisti. Evet. Muğla Dalaman'da elektrik tamir işleri yapan Ferhat Dolar,
48 yaşında. Türkiye ile Amerika arasında son dönemde yaşanan gerilim ve dolar kurundaki ani yükselişe tepki için soyadını değiştirmeye karar vermiş. Dolar, önceki gün Dalaman İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne başvurup soyadını Dalar olarak değiştirmiş, değiştirme talebinde bulunmuş. Şimdi adamın soyadı Dolarmış, yaranacak ya, artistlik yapacak ya, doları Dalar olarak değiştiriyor. Fakat başvurduğu yerde Dalaman. Dalaman'a çok başvuruyor. İyi, çok iyi. Bu haftanın artisti. Böyle artistler bu dönemde çok var. Hani kimisi düğünlerde atılan, saçılan sahte dolarlar var ya, onlardan yakıyor. Millet de gerçek zannediyor. Zavallı onları görünce gidiyor cebindeki 3-5 doları yakmaya kalkıyor. Sakın ha, sakın ha. Bir de haftanın zırvası var. Haftanın zırvası da gelsin. Bize tasarruf edin, aman tasarruf edin diyenler, biliyorsunuz Sağlık Bakanı, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ uzun yıllar, 10 küsur seneden fazla Sağlık Bakanlığı yaptı, Başbakan yardımcılığı yaptı. Oğlunu evlendiriyormuş. Oğlu Muhammed Akdağ için sıra dışı bir düğün planlamış. Gelin Gülşah İstip ile damat Muhammed Akdağ 8 Eylül'de kayı boyu düğünü ile dünya evine girecekmiş. Düğün için konuklara üzerinde at ve otağı resmi bulunan davetiye gönderilmiş. Davetiyede konuklara düğünle ilgili şu bilgiler verilmiş. 13. yüzyıl kayı boyu döneminden ilham alarak düzenlediğimiz oba düğünümüz çayırda, açık havada ve şenlikler eşliğinde yapılacak. Çadırlarda, yer minderlerinde ve alçak iskemlelerde oturacağız. At binip ok atacağız. Rahat kıyafetler tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Arzu eden misafirlerimiz döneme uygun kıyafetlerle katılabilir. Bunun için harcanacak para, yani kusura bakmasın, bu şarlatanlık. İstiyorsa da davası. Bu şarlatanlık. Vallahi yani böyle bir dönemde sen devlette çalışacaksın, devlet bakanlığı yapacaksın, böyle bir şey düzenleyeceksin, Osmanlı özentisi. O atlar bazılarını geçmişte atmıştı, umarım sizi de sırtlarından atarlar. Ne diyeyim yani, bunu söylemekten başka da söz kalmıyor. Hocam bu krizde en önemli, şu anda daha doğrusu en su üstüne çıkan fatura derken arkadaş bana mola işareti yapıyor. Hemen söyleyeyim. Bizim sektör yaşadı, medya sektörü. Tabii. Özellikle gazeteler kağıt bulamıyorlar, yayın evleri kağıt bulamıyorlar. Hele hele şimdi ders kitapları falan da basılıyor. Öyle bir şey oldu ki kağıt dünya parası haline geldi. Almak inanılmaz zor. Elimizdeki kendi kendimizi %100 yeterken bu hükümet döneminde SEKA'yı kapattık, sattık, peşkeş çektik, arazilerine toplu kont yaptırdık ve bugün Türk gazeteleri yayınlanamayacak halde. Bunları konuşacağız. Sadece 3-4 dakika bir ara. Evet, Kral Çıplak devam ediyor. Üçüncü bölümdeyiz. Hocama SEKA'yı, daha doğrusu kağıt sektörünü sormuştum. SEKA kalmadı ortada da. Kağıtta inanılmaz bir kriz yaşanıyor. Öyle ki geçen hafta bayramda bir gazete yayınlanamadı. Hiç yayınlanamadı. Diğer gazeteler sayfa sayısını inanılmaz düşürmek zorunda kaldılar. Kötüleştirdiler. Evet, kalitesi düştü. Çünkü paraları artık, gazetelerin paraları kağıt almaya yetmez hale geldi. Kağıtta tamamen yurt dışına bağlıyız. Özellikle maalesef, gazete kağıdında bağlı hale geldik. Eskiden hani bunlar kalkınıyoruz, büyüyoruz falan dediler ya, işte sizin anlattığınız o sistem üretimi yok etti. Örneğin dışarı kağıt üretimi. Tabii kağıt üretimi Türkiye'de bitti.
Tıpkı artık patates aldığımız gibi ya da işte gübre bile aldığımız gibi kağıdımızla alıyoruz. Ve bu hafta muhalif gazeteler özellikle, yandaş gazetelerde böyle bir sorun yok. Çünkü onlara devlet kuruluşları reklam veriyorlar. Onları da gelir. Sıra onlara da gelecek. Reklam gelirleri yüksek olduğu için onların para gibi bir sorunu yok şu anda. Ama reklam geliri olmayan muhalif gazeteler, 3-4 gazete zaten küçük tirajlı. Onlar da şu anda kapanmak üzere. İsim vermeyelim ama hepsi çok sıkıntılı. Sadece gazeteler değil, aynı şekilde yayıncılık sektörü de böyle bir sıkıntıda. Evet hocam. Bakın böyle aslında insanlar, kağıtça söylenecek fazla bir şey yok. Bunu sevgili okuyucu dinleyicilerimiz de biliyorlar. SEKA kapandı. Selülozdan kağıt üreten temel fabrikalarımız kapandı. Bunlar çok eskiden SEKA'nın de var. SEKA'nın yerine Kocaeli Belediyesi Lale Eker. Evet, aynen Lale Eker tabiatı. Yani bir zamanlar biliyorsunuz yani çok verimli patates tarlamızda Ford geldi fabrikasını kurdu. O zamanlar Cumhurbaşkanı kalktı dedi ki istiyorsa gelsin benim yatak odama kursun. Bizde yani kafa da biraz garip çalışıyor. Şimdi gerçekten de fabrikayı kapatıp Lale kuruyor. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla bu başka bir şey var. Bu gazetenin kapanması, yayın ayının kapanması milleti zaten okumayan halkımızı iyice okumadan uzaklaştı. Bunları böyle yan etkileri de ortaya çıkıyor. Önce bunlar çok tehlikeli etkilerdir. Ama yaşayacağız bunları. Yani derin bir hastalıktan geçiyoruz ve hastalık da iyileşmeyecek gibi gözüküyor. Zannediyorum. Evet. Buyurun, evet. Mutlaka kağıt üretimin yeniden başlaması gerekiyor ama... Selülozdan kağıt üretimi, kağıdın dönüştürmesi tabii çeşitli başlaması kesinlikle başlıyor. Sadece o mu yani bir sürü şey üretime yeniden başlamamız lazım. Yeniden o konuşmayı öğrenen insan gibiyiz yani. Evet. Turgut Özal dönemiyle birlikte 1985 yılında başlayan özelleştirmelerde yaklaşık %90'ı AKP döneminde yapılmış. Tabii, bu özelleştirmeler AKP döneminde tabii yapıldı. %90'ı kitlerin sayısı özelleştirmeler sonucu 19'a düşmüş. Doğru. Sadece 19. Borçları ise 47 milyar olmuş. Doğru. Şimdi kit azaldı, borç büyüdü. Bu şu anlama geliyor, yakında bu kalan kitleri de siz borçlusunuz tabii diye başkalarına peşkeş çekecekler. Çekecekler. Evet. Evet, size sorduk. Artık yavaş yavaş sonuçlar belli olmaya başladı ama ben son bir kez daha anons edeceğim. İşte bu ortamda, böyle bir ortamda, yani ekonomi krizdeyken, sizden bizden fedakarlık istenirken, aman yastık ol altı, aman dolar işte bozdurun falan derken, Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin Kuvayi Milliyesi dediği ÖSO mensuplarına, Özel Suriye Ordusu mensuplarına ayda 800'er lira maaş verdiğimiz ortaya çıkmış. TL Suriye parası karşısında bile değer kaybedince adamlar zam istemeye başlamış. Ey Türk vergi mükellefi diyoruz size, kendini nasıl hissediyorsun? A. Şaşkınım, B. Kızgınım, C. Bıkkınım, D. Gururluyum. Evet. Bir 20 dakika daha süre veriyoruz. Yanıtlarınızı bekliyoruz. Arkadaşlarımız şu anda ekrana WhatsApp numaramızı getirdiler. 530-848-13-12. Hocam bu arada yoksulluk sınırı bir yılda 1000 lira birden arttı. Arttı tabii, tabii. İşte yani bütün bu her şeyi yansıyacak tabii. Onun için biz zam istememiz lazım. Dar gelirlerin, sabit gelirlerin, emekçilerin, işsizlerin, efendime söyleyeyim memurların zam istemesi lazım. Evet. Fakat hiç ses yok. Yani şöyle bir talep de yok piyasada. Demek ki müthiş baskılanıyor. Duyulacak yerleri yok. Sendikalar uyuyor. Sendikalar uyuyor. Peki muhalefet? Şimdi, muhalefet uyuyor. Aynen öyle. Yani muhalefetin bu konuda ekonomik kriz konusunda verdiği tepki ya da aldığı pozisyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben o sorunuzu şöyle yanıtım müsaadenizle. Bir iktidar proje olduğu zaman muhalefet de proje olur. Yani Türkiye aslında güçlü bir devlet olabilir. Bir iktidar proje olduğu zaman muhalefet de muhalefet proje olur, çünkü, arkadaşlar. O çok önemlidir. Çünkü bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla devlet böyle yönetilir. Artık bugün bir ülke yönetimi yok, uluslararası yönetimi. Yani bu küreselleşme dediğim sadece mal ve hizmetler gitmiyor, ülkeler arası hareket etmiyor. İdareler de hareket ediyor, ülkeler yönetiliyor. Dolayısıyla böyle bir misyonla karşı karşıyayız biz. Muhalefetin sesi çıkmıyor. Sayın Bahçeli af peşinde koşuyor. Belki de hapishaneler çok dolu, onun için onu da bilmiyorum ne için koşuyor.
Ama yani bu şeyden hiç ses seda yok. Bir sürü insan borçlu, dolar ölçüsüyle borçlu. Hı hı. Bunların en azından borç aldıkları dönemdeki kuru tekrar onların borçlarını öyle şey yapan bir talep yok hiçbir kimseden. Ya ben anlamıyorum hakikaten anlamıyorum muhalefet. Çünkü bir proje olduğunu düşünmek istiyorum daha doğrusu. Evet. Şimdi muhalefetin hali pür melali diyoruz. İki tane küpür getireceğiz ekrana. Ben tabii inşallah bulurum önümdeydi. Arkadaşlar getirin siz ekrana oradan okuyalım. Çok şaşırtıcı bir haber geldi ekrana. Muhalefet demişken. Efendim CHP yine karışmış. Siz artık herhalde buna çok şaşırmışsınız. Hayır hiç şaşırmadım ben. Yani karışmadığı zaman yok ki CHP'nin. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında sert tartışma çıkmış, yine karışmış, yine birbirlerini suçlamışlar. Daha işte bundan iki ay önce... Bu Allah'ın emri. Çünkü bu proje... Bakın yani bir şey söyleyeyim. Mesela Cumartesi annelerini İçişleri Bakanı yasakladı o bölgeyi. Hı hı. Acaba bu şeyi değiştirmek için olmasın? Çünkü gidecek anneler oraya. Cumartesi anneleri yani ve yarın... Yani gürültü çıkacak. Ve millet bu sefer doları falan bırakacak, zam isteği bırakacak, ondan uğraşacak. Halbuki oradaki anneler bir otursalar, ne olur yani bir saat otursunlar. Polis hayır bir de 699 haftadır oturuyorlar. Oturuyor, ne olacak yani Galatasaray kapısını mı yıkacaklar? Bir şey yıktılar mı? Başka bir şey söyleyeyim. Efendim diyorlar ki Sayın Bakan dedi ki efendim yani örgütler bunu aldılar çocukları, telef ettiler sonra attılar. Olabilir o zaman devletsiniz bu örgütü yakalayın. O örgütü kim telef onu yakalayın. Anneler bunu istiyorlar. Ya çocuğun nerede onun kemiğini istiyorlar. Hocam bundan 6-7 sene önce bu ülkenin başbakanı çıkıp da kaybolan evet, çocuklarımızı anne, bulacağız. Evet, işte, evet. Bu acıyı toplantı bizde, yaptıydı. Bu acıyı, şeyde referandum öncesinde. Güzel bir şeydi o. Berfo Ana hikayesini, evet, örneğini verdi. Evet. Onları kucakladığını. Evet. Aynı iktidar, aynı adam. Hayır, evet. Yani ve bugün gündem değişmesi lazım. Tabii o gün sömürülen o insanlar bugün terör örgütlerinin kucağında diye işte o yaşta bir de acılı insanlar bunlar. Tabii yani, acılı insanlar. Acılı insanlar. Yarın büyük bir ihtimalle Galatasaray'da muhtemelen, yine... Muhtemelen umarım bir şey olmaz. Muhtemelen yani gündem değiştirme meselesi. Hiç evet. Gerek yok. İkinci küpürü getirin arkadaşlar. O da İYİ Parti'nin evet, İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak yapmama kararı almış. 1 Eylül'de başlatıyormuş çalışmaları. Hürriyet'in haberine göre 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminde Millet İttifakı içinde yer alan İYİ Parti yerel seçimde herhangi bir partiyle hareket etmeme kararı almış. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla ben partilerin özellikle muhalefet olanların ittifak yapmaları taraftarıyım. Çünkü onlar ya birbirlerini destekleyerek bugünkü gidişin tek insanda, tek siyasette kalmasının önünü kapatmış olurlar. Evet. Onun için ben buna katılmıyorum ama böyle bir kararsa saygı duyuyorum. Yani almışlardır bu kararı. Evet, şimdi şey böyleyken yani muhalefetin ayıpa... Gelecek için umutlanmak şöyle mümkün olabilir. Sağlam bir eğitim sisteminiz vardır. Ya derseniz ki bugünler geçecek çünkü alttan gümbür gümbür çocuklar geliyor. Bunu diyebiliyor muyuz hocam? Eğitimin hali pür melali başta vallahi, altında. Valla anladım bunun bana... Şu bir küpür gelecek şimdi ekrana. Peki, gelsin. Öyle bir küpür ki bu. Peki, gelsin. Bizim halimizi gerçekten ortaya koyuyor. Eğitimde dibe vurduk hocam. Dünya Ekonomik Forumu ülkeleri eğitim kalitesine göre sıralamış. Türkiye 137 ülke içinde 99. sıraya düşmüş. İlk öğretim kalitesinde ise 7 üzerinden ancak 3.1 puan almışız. Yani sınıfı geçememişiz. Geçemeyiz. Mümkün değil. Şimdi bakın mümkün değil mi biz bunu anlayamayız. Çünkü hı hı. Cahil kalan bir insan cahil olduğunu anlayamaz. Hı hı. Ülke ve halk o hale gelmiş vaziyette. Tabii uluslararası küresel ekonomide bizim öne çıkabilmemiz için teknolojide ilerlememiz lazım. Hı hı. Beyin yetiştirmemiz lazım. Sadece yatırım ve maddi yatırım değil ama insan yatırımı yapmamız lazım. Ama böyle bir hedef ben görüyorum. Yani bakın öğretmen atamalarına bakıyorum. Üniversitelere yapılan müdahaleye bakıyorum. Çok sayıda üniversite mühim değildi ki. Çok sayıda üniversite yok üniversite demektir aslında.
Türkiye bu kafası bu kadar üniversite kaldırmaz. Demek ki üniversitede üniversite olsun diye üniversite açıldı. Üniversite hocalığı 30 senede olan bir iştir. Yani dışarıda doktor yapan gelen üniversite olamaz hemen. Çünkü öğrenme başka bir süreç istiyor. Bir beyinsel, bir kognitif süreç istiyor. Hocam şu anda Anadolu'nun siz de bir çok daha iyi biliyorsunuz. Ücra köşeleri demiyor. Ankara'nın hemen yanındaki, diyelim ki Kırıkkale Üniversitesi'nde bütün yük okutmanların sırtına aynen bindirilmiş vaziyette. O zavallı insanlar da günde 12-13 saat. Şimdi ben ağzıma aynı şeyi ben de söyleyecektim. Çalışmak zorunda bırakılıyorlar evet. Ve köle gibi çalıştırılıyorlar. Köle gibi çalıştırılıyorlar. 12-13 saat çalışıyorlar. Akşam 11'de diyelim ki ders bitiyor. İkinci öğretim dedikleri, ikinci eğitim. Kalacakları çoğunun yurt kapasite sınırlı, lojmanı yok, yurdu yok, hiçbir şeyi yok. Gece o saatte sürüne çoğu Ankara'ya gitmeye çalışıyor. Doğru. İstanbul'da aynı şekilde, doğru. Kocaeli Üniversitesi, doğru. Sakarya Üniversitesi. Ama bu da tesadüfidir çünkü insanların düşünmemesi lazım. Yani düşünen insan istemiyoruz. Yani biz nöron yanı, beyin istemiyoruz, protein yanı istiyoruz. Çalışsın, tüketsin. Çalışarak sömürebileyim onu. Ve tüketsin, benim malım. Üstelik bunu da bizim siyasi iktidar da istemiyor çok fazla. Emperyalistler istiyor bunu. Biz buna alet oluyoruz. Onun için eğitimin çökmesi... Batılılar bakın bir ara bize şey de derdi. Siz niye Kürtlere böyle davranıyorsunuz? Hepsi Fransa, yani bayan, neydi o anlamda siyasetçinin eşi, neyse unuttum kadıncağızın adını. Mitterrand. Bayan Mitterrand, ta gelirdi buraya. Evet. Hatta bize sen ne karışın falan gibi hani konuşulurdu. Bugün bir şey diyen var mı? Türkiye'de demokrasi yok. Türkiye'de eğitim çökmüştür. Çünkü onların işlerine geliyor. Çünkü eğitim biz yaparız diyor. Siz cahil kalın diyorlar. Siz zaten bakın montaj AKP yapın. AKP iktidara geldiğinde biz kaygılarımızı dile getirirken 2003-2004 yıllarında onlar sonsuz destek veriyorlardı. Ya ne yapıyorsunuz? Her şey çökecek diyorduk. Destek sonsuz destek veriyorlardı. Bugün sözüm ona tavır alıyorlar. Hadi canım. Yok yani. Tavır da almıştı. Avrupa tekrar yan çekti tekrar. Anlatabiliyor muyum? O tavır alma biraz sizden çıkınca, yani sözün meclisten dışarı, yani siyasetten rahatsız olmasa terbiye etme mekanizmasıdır. Geçici bir şeydir o. Evet. Yani eğitimdeki... Yok, çok kötü. Yani sözlük hiçbir laf yok. Öğretmen atamalarına bakın, şeylere bakın, okullara bakın. Anlatabiliyor muyum? Bir Fatih Proje bir şeyler çıkarttı. Hala doğuda, güneydoğuda çocuklar iki gün, üç gün karda gidiyorlar. Evet. İşte bilmem o köyler birleştirilemedi. Ciddi bir eğitim şeysi yok. Bir planlaması, programlaması yok. Yani eğitim ise uzun senede olacak bir iştir. Yani bir ülke 30 senelik planlama yapar. Kalitesi açısından durmadan ne diyorsunuz? Buyurun. Eğitimin kalitesi açısından ne diyorsunuz? Yani müfredat kalite açısından. Yok diyor, müfredat yok. Kalite diye bir şey yok ya. Bir kere bakın Almanya dünyanın ilk üniversite sistemi kurmuştur. Ama kim yapsa bunu biliyor musunuz? Almanya'da Eğitim Bakanlığı bir filozof getirilmiştir. Hı hı. Eğitim Bakanı bizim nedir? Şu andakini bilmiyorum. Yani çok yeni geldi arkadaşımız. Önemli değil. O da biliyorsunuz bir... Biliyorum evet. O da şimdiye kadar zaten destek... Dershane. Biraz da dershane evet. Şeyse evet. Dolayısıyla böyle bir şey olmaz. Yani eğitim bir felsefik bakış açısı, bir perspektif ister. Yani bugünü değil, siz 30 seneyi planlayacaksınız. Ve bu miktar olarak değil, yani müfredat olarak, ders olarak. Hatta Alman sisteminde yani önce ilahiyat üst kademedeydi. Tıp, hukuk ve ilahiyat üst kademedeydi. İşte gelen profesör ilahiyatı aşağı aldı, onun yerine felsefeyi koydu. Felsefesiz eğitim olmaz. Hocam, felsefesiz somut, soyut düşünce olmaz. Almanya'dan örnek veriyorsunuz. Ben de size o zaman 1930'lardaki, 40'lardaki Türkiye'yi hatırlatayım. Köy enstitülerinin tabii projelendirildiği. Tabii. İşte bir projeydi. Mesleki öğretimin teşvik edildiği, hiç cahil kimse, mesleksiz kimsenin kalmamasına yönelik projelendirme yapıldı. O dönemde işte Almanya'dan kaçan profesörler Türkiye'ye geliyor. Evet. Onların bir tanesi de benim dedemdir aslında. Öyle mi? Ya hayır. Çünkü şöyle Profesör Neumark benim hocamın hocası oldu. Ha dedem değil akademik... mi? Derste de böyle evet. Evet tabii. Akademik olarak dedemiz. Akademik olarak dedemdi tabii doğru. Evet yani ben gördüm de adam Türkiye'ye geldi. Çok güzel Türkçe konuşuyor. Ve Türkiye'de ilk Maliye Dair Tetkikler isimli Türkçe maliye kitabını, ekonomik maliye kitabını o adamdır.
Evet. Çok önemli bir adam. Bu Avrupa'da katma değer vergisini yaygınlaştıran hocadır aslında. Profesör Fritz Neumark. Evet. Tüm bu dertlerin arasında birdenbire seçim öncesinde Devlet Bahçeli tıpkı erken seçimi öne aldırdığı gibi af meselesini gündeme getirdi. Şimdi çok enteresan bir şey. Alaaddin Çakıcı diye birisi var. MHP'ye yakınlığıyla bilinen bir mafya lideri diye biliniyor. Ciddi cezaları var. Zaten hastanede falan geçiyor son zamanlarda bütün şeyi. Onunla gidiyor, görüşüyor. Sonra birdenbire Türkiye'nin gündemine af geliyor. Şimdi Türkiye'de biraz sonra konuşacağız. Şiddet inanılmaz tırmanmış. Kadına şiddet özellikle. Kadına şiddet, çocuğa saldırı, şiddet. Taciz, tecavüz. Diyorlar ki terör ve işte bu tür suçları, şiddet ve taciz suçlarını kapsam dışı bırakacağız diyorlar da bunun geçmişte mümkün olmadığını Rahşan Ecevit affıyla biliyoruz. Bir af çıkardığınız zaman anayasa gereği o genelleştiriliyor. Tabii. Bütün hapishaneler boşaltılıyor. Boşaltılıyor. Biraz zaman alsa. Beklenti de öyle olur kaldı ki. Yani yeniden suç işlemi, vergi afları da böyledir. Onu hiç çıkartmamak lazım bunları. Tabii. Ve bir de bir söyleyeyim. Bakın Temel Karamollaoğlu çok güzel bir şey sarf etti. Aslında dikkat etmemiz. O da şu dedi ki devlet kendisine karşı yapılan suçları affedebilir. Çünkü suç kime yapılmışsa o insanın af hakkı vardır. Evet. Ama bireylere yapılan devlet affedemez. Benim babamı öldürmüş adam sen onu affediyorsun. Hayır, affedemez. O çok önemli. Mafyayı affedemez devlet. Katil affedemez devlet. Bu saldırganlar affedemez devlet. Yani bu ne demektir? Siyasi suçlara baksana. Şu anda 1128 akademisyen mahkemelerde sürünüyor. Ne yapmışlar bunlar? Barış istiyor diye imza atmışlar o kadar. Ya da gazeteciler. Ya da gazeteciler evet. Ve hiçbirisinin bir şey, bir kısmının bir şeysi bile yazılmıyor. Nedir? Savcının mütalası da gelmemiş daha. Öbür tarafı şey, yani insanlar, içeride kalan insanlar. Yani bu, burada bunlar terör suçuyla bağdaştırılıyor ama en ufak bir... Varsa suçu o zaman savcı yazsın şeyi ve versin mahkemeye. Benim ona bir itirazım yani yok. Yani cinayet yok, tabii. Yaralama yok tabii. Ya da işte başka... Tabii. Suç oluşturacak bir eylem. Hoca olmak yani terörist yapabilir insan. O ayrı bir olay. Ama yarsa böyle bir şey o zaman o suç işe yapsın, mahkemede kanıtlasın ve mahkum etsin. Benim ona bir itirazım yok. Ama böyle bir şey olabilir mi? Bu tartışma sürerken bizim Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten nerede yaşıyorlar? Yani kızdıracağım şimdi CHP'lileri ama ya biraz da onlar kızsın. Yani hep biz mi kızacağız? Af teklifiyle ilgili CHP'nin en büyük çekincesi neymiş biliyor musunuz hocam? Buyurun onu ben bilmiyorum. Neyim? Vallahi yani ben bunu böyle inanamayarak okudum. Hortumcular da affedilecek mi diye sormuşlar. Aa evet. Neyim? Ya şimdi CHP MHP'nin gündeme getirdiği af önerisini izlemeye almış. Konu Merkez Yürütme Kurulu'nda masaya yatırılmış. CHP için kritik nokta MHP'nin teklifinin yolsuzluk yapanları kapsayıp kapsamadığı olacakmış. O kadar saflar ki son 13 yılda yolsuzluk yaptığı için içeriye atılan tek bir kişi bana söyleyebilirler mi? Bakın bu ülkede son 13 yılda gazeteciler içeri atıldı. Öğretim üyeleri içeri atıldı. Öğrenciler içeri atıldı. Hakkını aramak isteyen, elinde pankart tuttuğu için Taksim'de dolaşan insanlar içeri atıldı. Kadınlar içeri atıldı. Ama bir tane hortumcu içeri atılmadı. Bu açık konuyu böyle mal bulmuş mağribi gibi buna sarılan CHP'ye soruyorum. CHP'nin sözcüsüne soruyorum. Kimi kastediyorsun kardeşim? Bu hortumcu kim? Eğer böyle bir hortumcu bugüne kadar AKP iktidarı döneminde Türk mahkemeleri tarafından, Türk polis tarafından yakalanıp Türk mahkemeleri tarafından içeri atıldıysa bize listeyi verin. Kaç kişi bunlar? Yani gözden düşmüş zamanda iktidarla iş yapıp daha sonra siyaseten başka yere kaydığı için gözden düşmüş bir takım zavallılar dışında. Yok. Yani bu dönem sanki yargılanmış da bu dönem sanki
hortumcularını ortaya çıkarmış da onlar da affedilecek mi diye soruyor. Soran kim? Ana muhalefet partisi. Hadi canım Allah aşkına yani. Şeyde. Yani ben ona çok mesela gerçekten akademisyenleri, siyasileri veya şeyleri sorgulamaması muhalefetin iktidarla bir ne yapar onu bilemem. Çok çok peki hocam. Yani. Çok şeyden de korkmuyor musunuz? Her af döneminde soruyu tamamlayayım ondan sonra buyur, son reklam arasına gideceğiz. Her af gerçekleştiğinde içeriden çıkanların %70'i tekrar içeri dönüyor. Ama ne yaparak dönüyor? Çalarak dönüyor. Tekrar çalıyor. Çünkü adam yani orayı evi görmüş. Tekrar içeri girmek istiyor. Dışarıda yapacağı bir iş yok. Aç kalıyor. Ya da öfkesi dinmemiş. Çıkıyor iki kişiyi daha öldürüyor. %70'i 80'i tekrar içeriye dönüyor. Böyle bir ülkede sırf birilerini çıkarmak için yeni birilerinin canını yakmak pahasına çıkarılacak affı ben işler acısı buluyorum. Doğru. Evet, kısa bir reklam arası. İşte geldi. Evet, Kral Çıplak son bölümüyle devam ediyor. Konuğumuz Profesör Doktor İzzettin Önder. Enteresan sorular var size. Mesela bir izleyicimiz diyor ki Venezuela'da para değişikliği yaptılar. Bizde de böyle bir şey olur mu? Mesela Kahraman TL ya da Egemen TL. Hocama sorabilir misiniz? Vallahi yani siyasetçi yani paranın ismi ne olursa olsun paranın bir değeri var. Para yani genel itibar gören bir metadır aslında. Onun için ancak hakikaten kahramanlaşırsa dolara karşı daha sonra güçlü bir ülke parası karşı, olur belki yani olabilir. Bayrak gibidir bir anlamda yani. Ama şu anda ben o kapasitede olduğum... Ama büyük bir kredibilite kaybı değil mi? Yani tabii. Uluslararası finansörler anlamında tabii. Bir paranın terk edilip başka bir paraya geçmesi. Bir isminin değiştirilmesi zaten çok şeydir, çok önemli. Yani o insan ismi gibidir. Onun için ben katılmıyorum böyle. Yani Venezuela yaptı onu. Yani belki birileri zorladı öyle bir şey olmaz. Ama onun bedeli olacaktır mutlaka. Tabii. Yurt dışından yazan bir okurumuz, keşke ismini de yazsaydı. Türkiye nasıl bu hale geldi? Yazıklar olsun. Türk halkına dünya Atatürk'ün kurduğu Türkiye imamlara teslim edildi. Biz Avrupa'da vatan deyip ağlıyoruz. Türkiye'de yaşayanlar vatanın ne kadar kıymetli olduğunu bilmiyorlar. Çok güzel yazmış bu değerli izleyicimiz. Evet. Evet. Bu Şerif Mardin'in bir ifadesiyle cevap vereyim. Zamanla der ki Şerif Mardin imam öğretmeni yendi der. Bu Türkiye için sosyolojik bir saptamadır. Evet. Şimdi olup bitenler karşısında vatandaş ne yapıyor? İşte her şey hayat pahalı falan. Akşam tek eğlencesi çekirdeğini alıp... Yok çok önemli. Bakın evet, büyük kanallarda evine haber... çekiliyor. Evet. O bir de haberlerden sonra devamlı derhal bir dizi konuyor program. Evet. Vatandaş da çekirdeğini alıyor, dizi hemen, çünkü o öyle afyonlanıyor. Hayat yani öyle. Eskinin afyonu 3 üfeydi, Fado, Fiesta, futbol. Evet. Şimdi de futbol, dizi. Hiçbir tartışma programı yok, bir şey yok. Vatandaş dizinin karşısına oturuyor ya da yarışma programının karşısına oturuyor. Sulu zırtlak yarışmaların. Kemal Öztürk diyor ki, geçen ay 17 liradan aldığımız çekirdeğin kilosunu dün 22 liradan aldım. Yani... yere çok kabuk atıp kirletmesin yerleri öyleyse. Evet, bu arada size sorduğumuz sorunun artık kesin yanıtı belli oldu. Demiştik ki Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin Kuvayi Milliyesi dediği
özel Suriye ordusu mensuplarına ayda 800'er lira maaş verdiğimiz ortaya çıktı. Türk lirası Suriye parası karşısında bile değer kaybedince adamlar zam istemeye başladı. Ey Türk vergi mükellefi, kendini nasıl hissediyorsun demiştik. Şaşkınım, kızgınım, bıkkınım, gururluyum. %90 kızgınım. Aşağı yukarı 200'e yakın yanıt var. Hatta bu kızgınım yetmiyor. Kızgınım, 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 kızgınım diye yazanlar var. 200'e yakın yanıt var. Sadece bir tanesi gururluyum demiş. Bunun Türkiye'nin Orta Doğu'daki gücünü bu parayı harcıyoruz ama biz o gücü sağlıyoruz anlamında düşünüyor olsa gerek. Alican Türk, kendisi 28 Şubat davasında da yargılanan benim sevgili dostum, bir uyarı göndermiş ki çok haklı, bize bir not düşmüş. Çok değerli eski bir subaydır. Gazete kağıdıyla ilgili en büyük sorunu yaşayan kesimlerden biri de yerel medya. Yakında pek çok yerel gazetenin kağıt sıkıntısı nedeniyle çıkamayacak duruma düşeceğini öğrendim diyor. Bu hatırlatması için sevgili Alican'a yürekten teşekkür ediyorum. Evet, kızgınsınız. Suriyeli asker, yani daha doğrusu işte özel Suriye ordusu denilen o Suriye'nin teröristlerine bizim cebimizden, bizim olmayan paralarımızdan aktarıldığı için. Şimdi bakın, bu değerli dostunuzla ilgili bu çok kasıtlı da olabilir. Yani daha yerel medya. Tabii, çünkü zaten yapılan bir projeye göre artık yerel belediyeler olmayacak. Merkezi bir şehir yani büyük şehir hepsi bağlanacak. Tabii. Mesela Beşiktaş, CHP olamayacak artık. Büyük şehirler ilçe belediyeleri, ilçe belediyeleri olmayacak. Dolayısıyla bu tipik olarak yani bir baskıcı bir yönetimin tipik iletişim kesme mekanizması. Sadece kendi sesini duyursun istiyor. Yerel demokrasinin tabii bu yerel medyanın benim biraz alanıma girdiği için demokrasinin kalesidir yerel medya. Tabii. Çünkü yerel sorunları gündeme getirir. Artık o bitiyor. Evet. Şimdi artık o tamamen ortadan kalkıyor ki bunun arkasından mutlaka televizyonları susturacak başka yaptırımlar da gelecektir. Ya hocam, susturmak değil de kendi yönünde daha da güçlü kullanacak. Biraz önce sizinle AFP'ı konuştuk. Ama AFP kadar konuşmamız gereken bir konuda silahlanma. İnanılmaz bir silahlanma yarışı var. Ve Cumhurbaşkanı yolda sizi sigara içerken görüyor. Gelip sigaranızı, paketinizi alıyor, üstüne isminizi yazdırıyor, ondan sonra alıyor, saraydaki şeye götürüyor, koleksiyonuna götürüp koyuyor ve size sigarayı bıraktırıyor. Sigara çok tehlikeli, kesinlikle katılıyorum. İyi ama silahla böyle mücadele edilmiyor. Siz hiç bu ülkede insanların silahlanmaması, bireylerin silahlanmaması konusunda bir girişim ya da çağrı duydunuz mu devlet yöneticileri tarafından? Sivil toplum söylüyor. Veya müdahale. Mesela düğünlerdeki o yapılan şeyler. Hocam, bayram tatilinde içine alan iki haftayı bile bulmayan zaman diliminde bireysel silahlanma nedeniyle tam 11 kişi bireysel silahlanma nedeniyle yaşamını yitirmiş, 33 kişi de ağır yaralanmış. Bunlar üstelik sadece kayıt altına alınan vakalar. Baba kızını vurmuş, işte oğlan annesine vurmuş, bilmem kim bakkalıyla kavga ederken işte, ama hep silah kullanılıyor, bu bıçak falan da değil. Çünkü artık silahlanmak çok kolay. Çok kolay. Hiçbir önlemi yok bunun. Şimdi. Şimdi doğru. Şu haberi lütfen bir ekrana taşır mısın? Bunların küpürü yok çünkü de o yüzden böyle yapacağız. Şunu bir ekrana getirir misin? Parka, çocuk parkına ateş ediyorlar. Evet, onu biliyorum abi. Bu hafta yetmedi. Bu bir tanesiydi. Geldi mi ekrana? Geldi mi? Tamam. Bu çok gürültü yapıyorlar diye parktaki çocukları ateş ediyor İstanbul Pendik'te. Şu da ondan iki gün sonra bu sefer Karaman'da meydana geliyor. Çocuk parkına pompalı tüfekli ateş. Ve bu adamlar işin ilginci gözaltına alınıyorlar.
Serbest tekrar alındı değil İstanbul'daki. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bir tane daha örnek getireceğim. Bu da MHP'li vekile silahlı uğurlama. Şanlıurfa milletvekili. İşte o demeyse evet. Evet. Ya düğünler, bu tür saçmalıklar. Ya Şanlıurfa milletvekilisin İbrahim Özavuz. Harran'ı ziyaret ediyor. Ondan sonra oradan ayrılırken seçmenler ya da oradaki aşireti buyurun. Evet. Hani var mı o bu? Bir galiba var. Kalaşnikov falan da kullanılıyor evet. Orada galiba. Bu var. Ya böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Yani... Şimdi bakın o parkla ilgili ufak bir şey mi zaten? Bu kamuyu ilgilendirin. Silah kesinlikle kötü. Bu tür şey yapılmamız lazım. Fakat işin başka bir boyutu da var. Hı-hı. Çocuk parkı denen, hakikaten gürültün olması mecbur olan yerlerin evlerin yakında yapılamaz. Tabii. Parkların içinde yapılır. Bizde öyle bir şehir plancılığı olmadığı için. Evet. Adam sadece ve sadece bir partinin elemanı diye bir seçimde milletvekili oluyor. Ondan sonra bakan oluyor. Ondan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı oluyor. Her şeyi biliyor. Binali Yıldırım'a bakın hocam. Şimdi de meclis başkanı Allah bilir yerel seçimlerde İstanbul için adı geçiyor. İzmir için adı geçti biliyorsun. Olabilir. Aday oldu, adı geçmedi. İzmir'e aday Büyükşehir yani. Belediye Başkanı'nın adayı oldu. Ya bu adamlar ulaştırmayı da biliyorlar. Ülke yönetmeyi de biliyorlar. Ama işte tren devriliyor. Binali Yıldırım da galiba o evet. Şey hızlı tren ilk şey devrilme kaç evet. Arkada insan o Japonya'da olsun intihar, ilk biz Japonluyuz. Çok hep bütün siyasetin intihar ederdi herhalde. Bugün çok önemli bir karar alındı. Yargıtay'dan bir karar çıktı hocam. Bunun bir kısa haberi var. Bunu buyurun, izleyelim. Ya, Danıştay baskınıyla ilgili o yıllar önce 12 yıl önce olan nihayet son buldu ama tam af tartışmasının öncesinde. Tamam, kararlaştırıldı fakat çıkan karar bir bakalım neyim. Türkiye 17 Mayıs 2006'da Danıştay saldırısıyla sarsılmış. Saldırgan Alparslan Aslan, Danıştay hakimi Mustafa Yücel Özbilgin'i öldürmüş, 4 daire üyesini de yaralamıştı. 12 yıl sonra Danıştay davasında karar çıktı. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Alparslan Aslan ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis cezası alırken aralarında Ergenekon davasında gizli tanık olarak ifade verince serbest kalan Firari Osman Yıldırım'ın da bulunduğu 3 sanık 39'ar yıl hapis cezası aldı. Sanık Süleyman Esen ise beraat etti. Danıştay davasındaki karar duruşması öncesi firari sanık Osman Yıldırım'ın Türkiye'den kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Gece saat 2 sıralarında Edirne'li jandarma ekipleri Yunanistan sınırındaki Elçili köyünde sırt çantasıyla sınıra doğru giden bir şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin Danıştay davasının firari sanığı Osman Yıldırım olduğu belirlendi. 39 yıl hapis cezası verilen Yıldırım gözaltına alındı. Sorgusu ise sürüyor. Danıştay davası için ilk karar 2008 yılında çıkmış. Alparslan Aslan'la kendisine yardımdan yargılanan Osman Yıldırım, Erhan Timiroğlu ve İsmail Sağır ömür boyu hapis cezası almıştı. Ancak karar daha sonra yok sayılmış ve Danıştay davası Ergenekon davasıyla birleştirilmişti. Şimdi burada işte bir müebbet falan çıktı, öbürü 20 küsur. Fakat şöyle bir tehlike var. Cinayetten çıkıyor. Yani terörden çıkmıyor. Terörden çıkmadığı için de karar, terör örgütü üyeliğinden, organize hareketten çıkmadığı için de, verilmediği için de olası bir afta bu arkadaşın dışarı çıkma durumu var. Ki tam bu noktada bir okurumdan gelen ismini yazmamış. Keşke yazsaydı, sordum adınız diye ama henüz cevap gelmedi. Hocam bunu okumak zorundayım. Buyurun, Mustafa Mutlu Bey'in af konusundaki düşünceleri yıllardır yargının kalitesizleştiği ve keyfi kararlar aldığı aşikarken af bekleyen bizleri üzmüştür. Özgürlüğün bu kadar çok değerli olduğu bu dönemde tıpkı bir faşist söylemi ve insanlara özgürlük yolunu açacak bu af hakkında lütfen olumsuz yorumlar yapılmasın. Zira o kadar çok yargının katlettiği dava dosyası var ki başına gelmeyenin bilmesini
anlıyorum. Ama sanki bilmemesini anlıyorum. Ama sanki Avrupa yargı sisteminde yargılanmış insanlar var gibi konuşuluyor. Değiştirilen rejim bir gün Mustafa Bey'i hapse atabilir ve haksızlığa uğramanın ne demek olduğunu o zaman anlar diye düşünüyorum. İstisnalar bırakılsın, evet gerçekten suçlu insanlar var elbet ama o kadar çok insan hakkının olduğu cezaevine dönmemek için ben kimsenin suç işleyeceğine inanmıyorum. Şimdi arkadaşın çıktığı nokta Türkiye'deki yargının kalitesizliği. Hiçbir itirazım yok. Ve o tabii beni çok tuzu kuru zannediyor ama hakkımda 118 kere suç duyurusunda bulunmuş, 20'ye yakın da yargılanmış, 3 kez de mahkum olmuş bir yazarım ben de. Ve sadece biraz önce konuştuğumuz basın özgürlüğü kapsamında düşüncelerimi ifade ederken özellikle Cumhurbaşkanı'nın açtığı davalarda mahkum oldum. Yani ben o kadar tuzu kuru değilim sevgili arkadaşım. Bir. İki, adınızı yazmadığınız için size hitap edemiyorum. İki, Türkiye'de evet yargı kalitesiz ama sizin durumunuzun ne olduğunu bilmiyorum. Biraz önce konuştuk. Bireye yönelik suç işlendiğinde adam gitmiş birini öldürmüş. Çıkacak şimdi. Yani senin içine sınıyor mu? Senin kardeşini öldürse o vatandaş. Hiç faşist söylemle falan alakası yok bunun. Bu zaten bütün gerçek çağdaş ülkelerde af diye bir şey yoktur. Vergi affı yoktur, imar affı yoktur. Bizim gibi bozuk ülkelerde vardır. Adam korkmuyor, şakır şakır kaçak bina dikiyor. Niye? Biliyor ki bu ülkede 3 yılda bir af çıkacak. Bekle vergisini vermiyor. Veren enayi, kas. Neden? Nasıl olsa af çıkacak. Yani o parayı o dönemde işletiyor. Yani insana yönelik, bireye yönelik suç işlemiş. Bakın devlete yönelik suçu ayrı bir yere koyuyoruz zaten. Ama bireye yönelik suç işlemiş, çalmış, çırpmış, öldürmüş, ırzına geçmiş ya da başka bir şey yapmış. Ya bunun affı olmaz diye düşünüyorum. Sen faşistçe bulsan da sevgili kardeşim. Evet hocam. Buyurun efendim. Haftanın fotoğrafı. Bu da işte Türkiye, işte Türkiye ve işte Türkiye. Haftanın fotoğrafı. Hocam bu fotoğrafı görmüş müydünüz? Gördüm, gördüm. Evet. Çok döndü yani bu televizyonda. Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde seyir halinde şehirler arası yolda minibüs arkasına bağlı bu kızcağız. Plakası işte 34RA4649. Gazeteler bunu haber yapıyor, bulun bu adamı falan diye. Bu şekilde bir taşınan kızcağız var. Sonra neyse buluyorlar bu adamı. Ondan sonra çocuğunu aracın arkasına bağlayan bir baba olduğu İdris K. Akıllara durgunluk veren olay Çankırı'da meydana geldi. İdris K. yönetimindeki minibüsün arkasında siyah kalın iple bağlı bir kız çocuğu görüldü. 13 yaşında olduğu belirlenen FK'yı tehlikeli halde yolculuk ettiren kişinin babası İdris K. olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan baba ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. İdris K. ailesiyle kız kardeşini ziyarete gittiklerini ve evlerine dönerken hoşuna gittiği gerekçesiyle kızını aracının arkasına bağladığını söyledi. Şüpheli serbest bırakıldı. Üstelik bağlı da değilmiş bu. Adam şöyle attı, o şeritler bağ gösteriyor. Çünkü daha da tehlikeli. Çünkü ani frende falan düşebilirdi. Hayır, lastik şeritler değil mi? Hayır abi, elbisesinde biye şeritler var. Evet. Hayır, bağ da mı değil? Bağ da değilmiş. Adam öyle açıkladı. Bir ifadesini televizyonda aldı. Yani dedim ya, burası Türkiye ve gerçekten artık yani işte yani çılgınlığın da ötesine gittik. Geçen hafta arabasının işte camı açıyor. Evet, kapıya evet, elinde çocuğu tutuyor. Falan yok ayağıyla kullanıyor. Oturmuş, açık, cam açık, kapıya oturmuş. Dışarıda böyle duruyor. Ayaklarıyla şeyi kullanıyor, direksiyonu tutuyor. Yani gerçekten artık akıl bitti. Ve haftanın videosu ki bu video üstüne gerçekten konuşulacak çok şey var.
Ha bu şey. Evet. Evet. Ferdinand. Evet. Seksin onu karşıdan. Eyvah yara aldı hayvan bayağı. Ya. Tamam yara aldı ya. Tamam dedi ayağı vurdu. Sercan abi. Yemin ya. Gözün önünden beni. O da biri kessin mi? Yok mu? O karşıya yok. Geçti. Kasap yok mu orada kessin? Aa buradan yuvarlandı düştü denize ha. Bir de kıkışıyor. O yaralandı, yaralandı. Hayvan. Ayağa kaya. Onu oraya yakalansa oraya çıkıyor. Tamam bana bak. Hani sahip. Abi. İbrahim abi. Ayak neymiş mi? Kırıldı da. Yok. Ya of ya. Yine mi attılar abi? Tamam da gidemez. O şişti o hayvan. Evet bu görüntüyü hatırlıyor olmalısınız. Kurban Bayramı'nda kaçıyor Rize'de. Evet. Ve herkesin işte boğuldu, şişti dediği şeyde 23 kilometre yüzüyor. Biz tabii çok kısa bir bölümünü ekrana getirdik. 23 kilometre sonra karaya çıkıyor. Süremiz bitti mi? O kadar mı çabuk? Peki bir 3 dakika rica edeceğim. Kral Çıplak karikatürlerini konuşacağız. Ve bu görüntünün bana anlattığı bir şey var hocam. Canı söz konusu olduğunda hayvan bile canını kurtarmaya çalışıyor. Doğru. Çünkü gidiyor ölecek yani o yüzden kendini denize atıyor. Ya biz de bazı insanlar yani sadece kendi canları değil hepimizin canını feda ediyorlar. En ufak bir direnç göstermeden toplumsal intihara gidiyoruz. Yani şu canlının verdiği kadar tepki veremiyoruz. Evet. Evet o zaman Bülent Çıplak, Bülent Çelik karikatürleri Kral Çıplak. Evet ilk karikatürü Bülent'in Kasap Bey dolar yine sebepsiz yükselmeye başlar diyor bu ikinci yükselişi. Kasap Bey ben şimdi Brezilya'dan dolar ödeyerek satın aldığımız anguş etinden yarım kilo kıyma yap desem doların yükselmesine katkıda bulunmuş olur muyum? Haklısın Bülent yani öyle düşünmekte çünkü sadece cebindeki doları göstermelik yakmak değil işte bunları da yediğin zaman ne yazık ki ona katkıda bulunmuş oluyorsun ama yememek gibi bir derdin de yok. Artık yerli et kesilmiyor. Yerli hayvan yok. Yok yerli hayvan yetiştiriciliği bitti. Ve Bülent'in ikinci karikatürü. Sayan var mı diyor Bülent. Cumhurbaşkanının 14 uçağından sonra kullanımına tahsis edilen kaç konut var acaba? Kendi deyişiyle 1150 küsur odalı kaçak sarayından Beşiktaş'taki Dolmabahçe'deki köşklere, Şehrizar konaklarındaki villalardan Marmaris'teki Okluk Koyun'da 300 odalı yazlık saraya ve ardından Ahla'da 10 dönüm alana kondurma girişimi başlatılan otağa kadar diyor. Sonra da karikatür nasıl bir konut merakı var ise üst başlık. Şimdi o sırtındaki şeylerin net oturum alanı kaç metrekare? Evet, kaplumbağa sorulan soru. Bülent'ciğim ellerine sağlık. İz bırakanları konuşamıyoruz ama arkadaşlar çok kötü şeyler konuştuk. Bu dünyada iyi şeyler de oluyor. Sevgili yönetmenim bir 15 saniye daha ne olur şu haftanın alkışını ekrana getirsene. Bu dünyada gerçekten iyi şeyler oluyor. Haftanın alkışı. Türkiye'de olmuyor ama en azından Fransa'da olmuş. Fransa Çevre Bakanı yalan söylemem diyerek istifa etmiş. Nicolas Hulot, ekoloji ve çevre konularında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aynı çizgide olmadıkları için görevinden istifa etmiş. Hulot, RTL radyosuna verdiği demeçte Macron'a hayran olduğunu ancak ekoloji ve çevre konularında aynı çizgide olmadıkları için görevinden istifa ettiğini duyurmuş. Hükümetteki görevimle yaşanan sorunların üstesinden gelindiği izlenimi vermek istemiyorum. Artık yalan söylemek istemiyorum demiş. Helal olsun darısı bizim memleketimizin başına, darısı bizim bakanlarımızın başına, bizim bizi yöneten tüm insanların başına, Cumhurbaşkanımızın başına, hepsinin başına. Böylesine mert, böylesine duyarlı,
siyasetçiler olduğu zaman işte çağdaşlaşırsınız. Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum. Rica gerçekten ederim, ben teşekkür beni ederim. Kırmadınız ve hiç artık medya öyle bir hale geldi ki şu konuştuklarımız hiçbir televizyonda konuşulamıyor. Siz bize bunları konuşma imkanı verdiniz ve bilgilendirdiniz. Çok 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 teşekkür ediyorum. Program müdürümüz Hilal Solmaz, program sorumlumuz Kuzey Nihat Taştan, yönetmenimiz Tacim Küşüne, kameramanımız Ali Akan, ses Ercan Aslan, KJ operatörü ve ana kumanda Onur Yıldız, montaj Kuzey Nihat Taştan, Yağmur Palavan, mutfak Hasan Kaya, Kamile Turan, ulaşım Haşim Gürel. Bütün emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tabii en büyük teşekkürüm hocaların hocası İzzettin Önder'e. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum katılmaktan, çok beraber teşekkür olmaktan, seyircilerle beraber olmaktan. Çok teşekkür ederim hocam. Evet, gelecek haftaki konuğumuz strateji deyince, Türkiye'de strateji deyince akla ilk gelen isimlerden ve sizin bu ekranlarda görmeye alışık olduğunuz isimlerden biri Erol Mütercimler. Gelecek hafta Cuma akşamı Erol Mütercimler pek de duymaya alışık olmadığınız şeyleri söylemeye devam edecek Kral Çıplak'ta. Kapanış klibi bu haftada hocamdan izin isteyerek ben seçtim. Ali Altay söylüyor. Kahramanlar Marşı, söz Ali Altay, müzik Murat Mermer. Hepinize önce tabii bütün kahramanlarımıza çok 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 minnettarız. Onların özverileri sayesinde biz gerçekten bugün nefes alabiliyoruz. Hepsine aşığız, hepsine aşığız. Hepinize iyi haftalar diliyoruz, iyi hafta sonları diliyoruz. Hoşça kalın. Milattır bize, onun adı Anadolu, gerek yok söze. İşgal kuvvetleri hayal kurarken, Mustafa Kemal cephede savaşıyorken, top, tüfek, kazma, kürek elde ne varsa, gözü kara 15'liler götürdü ona. İşte bu yüzden aşığım sana, yüreğimde vatan aşkım düştüm yoluna. İşte bu yüzden aşığım sana, yüreğimde vatan aşkım düştüm yoluna. Hiç kimseyi sevmedim seni sevdiğim kadar, damarlarında kanın kırmızı beyaz akar. Şanlı tarihinde dursun ve gurur gözünde yaş, bayrağını kapta gel haydi bayramlar. Hiç kimseyi sevmedim seni sevdiğim kadar, damarlarında kanın kırmızı beyaz akar. Şanlı tarihinde dursun ve gurur gözünde yaş, bayrağını kapta gel haydi bayramlar. Yoluna. İşte bu yüzden aşığım sana, yüreğimde vatan aşkım düştüm yoluna. Hiç kimseyi sevmedim seni sevdiğim kadar, damarlarında kanın kırmızı beyaz akar. Şanlı tarihinde dursun ve gurur gözünde yaş, bayrağını kapta gel haydi bayramlar. Hiç kimseyi sevmedim seni sevdiğim kadar, damarlarında kanın kırmızı beyaz akar. Şanlı tarihinde dursun ve gurur gözünde yaş, bayrağını kapta gel haydi bayramlar. Hiç kimseyi sevmedim seni sevdiğim kadar, damarlarında kanın kırmızı beyaz akar. Şanlı tarihinde dursun ve gurur gözünde yaş, bayrağını kapta gel haydi bayramlar. Hiç kimseyi sevmedim seni sevdiğim kadar, damarlarında kanın kırmızı beyaz akar. Şanlı tarihin ne dursun ne gurur gözünde yaş, hayranın...